Kendisine Atılım Üniversitesi ve Geleceğin Liderleri topluluğu olarak hoş geldiniz diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi AK Parti İstanbul Milletvekili ve Türkiye Millet Meclisi Anayasa Komisyon Başkanı Profesör Doktor Burhan Kuzu yeni anayasa ve başkanlık sistemi konulu konferansını vereceklerdir. Kendisine yoğun iş temposundan bizlere vakit ayırdığı için teşekkür ediyoruz. Şimdi başkanımız Ali Görkem Çağrı'yı açılış konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet ediyoruz. Sayın Başkanım, Sayın Rektörüm, saygıdeğer öğretim üyeleri ve görevlileri, değerli konuklar. Gündemimizdeki konu yeni anayasa ve başkanlık sistemidir. Türkiye'de anayasanın geçmişten günümüze gidişatı, şekillenmesi, siyasi konjonktürün nereye gittiğini, politikacıları ve gençleri nasıl etkilediğini, üsluplarında ve düşüncelerindeki değişikliklerle gençlerin apolitik, duyarsız olması ve siyasetin gençlerden uzaklaştırması vahim bir durumdur. Biliyoruz ki Türkiye'de geçmişten günümüze kadar yapılmış olan anayasalarda Türkiye umduğunu bulamamış ve hukuki alanda muasır medeniyet seviyesine çıkmakta bocalamıştır. Çok sıkça değişen, usulüne uymadan yapılan anayasalar Türkiye'de ekonomik, siyasi, sosyal hatta kültürel buhranlar yaşamamıza neden olmuştur. Bizler bir daha bu sorunlarla karşılaşmamak umuduyla hazırlanan bu anayasada ne gibi yeniliklerin olduğunu ve bu anayasada düzenlenen konuların Türkiye için ne derece uyacağını, ne gibi sonuçlar doğuracağını merak etmekteyiz. Ben konuşmamı fazla uzatmak istemiyorum. Sayın hocamızı bulmuşken bırakmak da istemiyoruz. Çünkü anayasa ile ilgili ve başkanlık sistemi ile ilgili siz değerli arkadaşlarımızın da soracağı muhakkak önemli sorular olacaktır. Ben tüm katılımcılara tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Başkan'a teşrif ettiği için teşekkür ediyorum. Geleceğin Liderleri Topluluğu'na, Geleceğin Liderleri Topluluğu'nun yönetim kuruluna hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Sizlere Profesör Doktor Sayın Burhan Kuzu'nun kısa biyografisini okuyacağım. 1955 yılında Kayseri'nin Devel ilçesine bağlı Şırlı kasabasında doğdu. İlk öğrenimini Şırlı kasabasında, orta ve lise öğrenimini Devel ilçesinde tamamladı. Yüksek öğrenimini 1976 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde birincilikle bitirerek tamamladı. Aynı yıl Tekirdağ'da maiyet memuru olarak kaymakamlık stajını yaptı. 6 ay stajın ardından İçişleri Bakanlığı'nın muvafakatında alarak İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin Anayasa Hukuku Kürsüsü'ne asistan olarak girdi. Bu arada hakimlik ve savcılık sınavlarında başarılı olan Burhan Kuzu, 1984 yılında doktor, 1987 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1998 yılında profesör oldu. 1980 ve 82 yılları arasında Paris Sorbonne Üniversitesi'ne, Hukuk Fakültesi'ne Avrupa Konseyi bursuyla araştırmalar yaptı. Aktif siyasi hayatına başlayana dek İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Anayasa Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Ana Bilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. AK Parti'nin kuruluş aşamasında aktif rol üstlenen Profesör Doktor Burhan Kuzu, 2002 genel seçimlerinde İstanbul'da milletvekili seçilerek parlamentoya girmiştir. Aynı zamanda AK Parti'nin kurucu üyesi olan Profesör Doktor Burhan Kuzu, milletvekilliği boyunca Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon Başkanlığı görevinde bulundu. Evli ve iki çocuk babası olan Profesör Doktor Burhan Kuzu, 2007 genel seçimlerinde tekrar milletvekili seçildi. Profesör Doktor Burhan Kuzu halen Türkiye Büyük Millet Meclisi Anayasa Komisyon Başkanı sürdürmektedir. Şimdi konuşmasını yapmak üzere Profesör Doktor Sayın Burhan Kuzu'yu kürsüye davet ediyorum. Çok saygıdeğer rektörüm, üniversitemizin değerli mütevelliyeti ve değerli hocalarımız, saygıdeğer öğrenciler, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Tabii özgeçmişte gördüğünüz gibi
10 yıldır Anayasa Komisyonu başkanlığını yürütüyorum, doğrudur. Herhalde bu başkanlığı iyi yürütüyorum ki Sayın Başbakan bizi oradan alıp bir bakan yapmıyor. Basın da buradayken duysun, belki hiç olmazsa kulağına gider. Efendim, zor bir alan, zor bir görev. Gerçekten bulunduğumuz bölge biraz hassas bölge, biraz denge isteyen bir bölge. Zaman zaman kavga gürültünün de bol olduğu bir bölge. Çünkü anayasa tartışmaları demek, sistem tartışmaları demektir. Her getirdiğimiz konu bir kavga sebebi oluyor. Siyasi partiler kanunudur, seçim yasasıdır, iş tüzüktür, anayasa değişikliğidir, dokunulmazlıktır, işte bugünlerde gündemdir. Hangi konu gelse bizim başımızda bir sıkıntı başlıyor. Dolayısıyla bilesiniz ki biz elimizden geldiği kadar sizler için gelecekte güzel bir Türkiye bırakmak istiyoruz. Niyetimiz o, amacımız o, hedefimiz o. Yani bunda şüpheniz olmasın ki iktidarın muhalefeti, bundan tereddütsüz, samimi düşüncemdir. Gelmiş geçmiş, gelecek. Bu memleketi seven herkes, sizlere, siz genç nesillere ve geleceğimize güzel bir Türkiye bırakalım diye çalışıyoruz. Yanlış yapabiliriz, o ayrı bir mesele. Ama bilesiniz ki niyetimiz kesin iyidir ve hayırlıdır. Bunda hiç şüpheniz olmaz. Şimdi tabii Türkiye çok güzel noktalara da geldi. Demin özgeçmişte bir ifade var. Doğum tarihi 1955. Şimdi 55 tarihi, bir de bunun başında 1-1 var. Birinci ayın biri. Şimdi birinci ayın biri dediği zaman bilin ki orada bir yalan var. Yani birinci ayın biri olur mu? Olur. Ama bir köyün %80'i birinci ayın biri, ikinci ayın ikisi ise burada bir şey var yani. Rahmetli bizim komşumuz Murat Ağa vardı. 8 çocuğun ikisi birbirdi, 8'i de. Nereden geliyor şimdi bakın? Bu durup dururken hani oradaki nüfus müdürü memurunun işte ya bir daha iyiydi, yıl başından başlasın ne olacak? Böyle değil tabii ki. O yıllarda malumunuz efendim köy hayatı bir tek kamyon işte ilçe ile köy arasında, ben hep kamyona geldim gittim. Ve kışın kardan, yazında işten babalarımız gidip bizi kaydettiremiyorlar. Çocuk doğmuş ama tabii kayıt işlemi yapılamıyor. Geliyor diyelim tam ilkokul çağına, ilkokula gidecek. Orada müdür soruyor. Nerede bu çocuğun nüfus cüzdanı? Ne yapacağım diyor, git diyor işte ilçeden getir. Varıyor nüfus müdürünün yanına, selamını veriyor, şapkasını çıkarıyor. Çocuk da orada. Ne zaman doğdu bu çocuk diyor filan, şöyle bakıyor. Hani diyor bir sene çok kar yağmıştı ya diyor. O sene doğdu. Ya da işte ne bileyim ben deprem olmuştu, bilmem ne olmuştu, bir şey söylüyor kendine göre. Şimdi tabii arada kalıyor, bir bakıyor pek hangi yıl, o müdür oralı mı zaten tayinle gelmiş, bildiği filan da yok. Yazıyor yavrum 1-1. Şimdi 1-1 olunca yuvarlak bir rakam bu, öyle gidiyor. Çok daha farklı şeyleri var. Bunları bugünkü nesillerimiz, bana sorarsanız şu anlatacağım sistem konusu kadar önemli şeyler bunlar. Türkiye bugün çok güzel noktaya geldi. Daha doğmadan önce ne oldu? Kız mı erkek mi, ikiz mi, çift mi, tek mi? Bunlara varana kadar araştırılıp bulunabiliyor, bilinebiliyor tıp bu manada. Çok güzel noktalarda. Doğduğu anda resmi fotoğrafı çekiliyor. Saatine varana kadar kaydediliyor. Bütün video alınıyor, her şey. Amel defteri gibi bütün şey de yazılıyor oraya. Böyle bir yerden gelip geçiyoruz. Bu güzel bir şey. Yani gelinen noktada şeffaf, berrak sistem bakımından güzel. Şimdi ben bunu anlattım da bir arkadaş, Bursalı olan birisi de başka bir şey söyledi. Orada da efendim muhtar kayda götürüyormuş, kayıt için işte nüfusa. Tabii bir doğmuşlar var, bir de doğacaklar var. Şimdi doğmuşları götürüyor, gidiyor belli işte adı ne bunun, işte Mehmet, ötekinin adı Ayşe, Fatma neyse yazıyor. Onlar doğru. Belki tarihinde işte yaklaşık atıyor filan. Nüfus müdürüne götürüp toptan kaydettirecek. Bir de doğacaklar var, iki defa gitmeyeyim diye bu sefer kafadan hesap yapıyor. Filan ailenin bir çocuğu var, üç kızı var, üç kızı var, bir oğlan olur. Onu oğlan yazıyor. Ötekinin üç oğlu var, ya üç oğlu, oğlu ver, Allah bir kız mutlaka verir. Bir de kız yazıyor ona filan. Efendim, gidiyor Bursa'dan, kayda gittik diyor. Tabii o dönemde İsmet Paşa koalisyon hükümetinde çocuğun adı ne olsun diyor, bir nezvede yazılıyor. Diyor ki bu İzzet olsun diyor canım, şimdi İsmet Paşa'nın da İsmet olsun diyor, peki İsmet olsun diyor o da.
Şimdi güya İsmet yazıyor ama aslında Doğan kız doğuyor ondan sonra. Ezber İsmet yazıyor falan. İşte birbirine karışmış vaziyette. Sizin anlayacağınız artık bizi böyle kabul edin. Birini mi dersin, iki kim mi dersin ama biz de geldik gidiyoruz işte. Ama bilesiniz ki siz çok daha şanslı, çok daha inşallah güzel bir Türkiye'de yaşayacaksınız. Şimdi sevgili öğrenciler, evvela tabii ben bir akademisyen olarak, bir öğretim üyesi olarak bu kürsülere alışırız. Salonlara alışırız. Bizim İstanbul Üniversitesi'nin hukuk fakültesinin birinci amfisi 1500 kişilik salon. Koca, devasa salon. Oralarda ders anlattık, öğrenci olduk. O yüzden de güzel mekanlar, güzel geliyor. Yani geniş olması, dar olması bizi çok şey yapmıyor. İyi yani, sevdiğimiz alanlar, böyle alanlar. Bir de çok üniversitelere gittim, konferans, panel şeklinde. Çok da davet aldık, sağ olsunlar. Hepsine gidemedik ama birçoğunu karşılamaya gayret ettim. Özellikle öğrenci kulüplerinden geldiği zaman mutlaka gidiyorum. Bazen yumurta yiyoruz biliyorsunuz, bazen öyle şeyler olur ama ne yapalım. Yumurta olduğu zaman basın daha çok veriyor, daha çabuk veriyor. Bazen danışıklı mı attırsam acaba diyorum şöyle falan diye. Çünkü o daha haber oluyor. Birinci elden flaş flaş filan sanki bir şey var gibi yani. Efendim ama ben tabii bu olaylardan dolayı üzgünüm. Şöyle, öğrencilerimiz yumurta tabidir elbette. Onda da bir ben çok rahatsız olmam. Ama onu mesela benim üzerime ya da konuşan değil de şöyle şuralara doğru atarlarsa tepki aynı olmuş olur. Sonuçta bir şey değişmez. Ama ne olur? O insan bir riskten kurtulur. Bakın bir İsveç'te, bir İngiltere'de iki kişinin gözü kör oldu yumurtada. Retinayı kesiyor. Yani gözümün kör olmasını al istemezsiniz. O kadar vicdansı olmaması lazım öğrencilerimizin. Sinsi söylemiyorum bunları. Genel söylüyorum. Siyaset Bilimler Fakültesi'ne gitmişiz. Birisi muhalefetten Süheyl Batum, biri ben. İki tane anayasa profesörü. Biz aynı kürsüde. Birlikte yetiştik, büyüdük. O benden biraz daha geriden geliyordu ama beraber işte birlikteydik. 15 sene aynı odada kaldık. Yani böyle bir arkadaşımız. O anlatacak, sonra ben anlatacağım. Onu konuşturmadılar. Efendim gönderdiler. Ben de konuştuğumu gönderdim ama beni geldiğim gibi göndermediler. Her tarafı perişan vaziyette gönderdiler. 120 yumurta atmışlar. 120 yumurtaya yazık yani o kadar. 10 dakika durdum orada. Acaba dedim kesilir mi filan. Ali dayının çiftliği gibi sürekli geldi her tarafı. Sonunda tabii şöyle oldu yani... İki tane anayasa profesörü ve siyaset bilimler fakültesi gibi Ankara Üniversitesi'nin bilinen bir fakültede doğru yanlış bir şeyler söyleyecekler. Öğrencilerimiz de onlara bu olmadı, yanlış olabilir diyecekler. Biz bunları alışırız yani, sınıftan alışırız. Bunlar rahatsız olacak halimiz yok. Bu fırsat kaçmış oldu bir yerde. Yani anayasa süreci anlatılacak, iki farklı gözden anlatılacak. Efendim. Siyaset bilimler fakültesi önemli bir fakülte. Hukuk veya bunlar geleceğe yönelik olarak siyasetle iç içe olan bilimler bunlar. Bu sadece kitapta olmuyor, bir de bunun canlı şahitleri var. Bunlar ne diyor acaba bu insan? Hem akademisyen olarak hem de bir taraftan işte öğretim üyesi olarak, bir taraftan da parlamentoda pratik yapmış kişi olarak bunları da görme fırsatı bulacaklardı. Olmadı da ben öğrencilerden davacı olmadım. Ayrı bir mesele. Daha sonra da gittiğimiz yerlerde benzer olaylar oldu. Ayakkabı fırlatan oldu. Getirdi bir tanesi böyle deve kuşu yumurta. Allah onu unutmasın. Mesela 150 gram. Şöyle bir şey. Efendim. Ama yani bunlar bizi yıldırmadı. Biz gene gelip gideriz. Yani yumurta atıldı, atılmadı. Bunlar şey değil. İyi bir şey değil yapılan. Onu söyleyeyim. Yani yöntem olarak iyi bir şey değil. Sivil itaatsizlik dediğimiz kavram hukukta güzel bir kavram. Demokraside de yer olan bir kavram. Bunu da kabul ediyor. Almanya'da da bu çok yaygındır. Kitapları yazıldı. Eldeki usullerde, yöntemlerde 200'den fazla bunun yöntemi var. Yumurta mesela çok kaba olanlardan birkaç tanesi. Yani aslında bu da ince zekayı gerektirir. Yani Plato dediğin şeyinde bir şekli şemal olur. Bunlar yapılmış olsa zannediyorum siyasetçiler daha dersini almış olarak gider. Onları da burada söylemiş olalım. Şimdi sevgili gençler, Geleceğin Liderler Topluluğu diye malum bir kulüp diyebileceğimiz arkadaşlarımızın bir hazırlığı bizlerden rica ettiler. Biz de kırmayarak geldik. Şu ara bir anayasa hazırlığı var mecliste. Bu 19 efendim Ekim 11 2011'de başlayan bir süreç.
İşte demek ki bir senesi geçmiş, birkaç ay geçmiş, 2-3 ay geçmiş. Yıl başında da kada bitsin denen bir süreç. Bu bitsin lafı bizim AK Parti'nin ya da iktidarın lafı değil. Bu bitsin lafı dört siyasi partimizin oy birliği kendileri için koydukları bir tarih. 2012 1 Ocak bitsin. Bitsin. Şimdi bitsin tabii süre olarak yani demek ki 1,5 yıldan az bir zaman verilmiş oluyor. Bu süre makul mü diye bana sorduğunuz zaman ben bilgimden ve tecrübemden söyleyeyim size. Durduğun baktığın yere bağlı. Diyelim ki bu süre dünya tarihine baktığımız zaman bugüne kadar Fransız ihtilalinden bu tarafa 842 anayasa dünyada gelmiş geçmiş. Bunların içerisinde 16 günde yapılan Japon anayasası var. Amerika'da yapmış vermişler ellerine. 17 yıl yapılan anayasalar var. Ama ortalama 1-1,5 yılda yapılan anayasa çoğunlukta. Şimdi biz bu 1,5 yıllık süreyi doldurmak üzereyiz. Ortada ne var diye baktığınız zaman evvela oradan gireyim. Ortada hiçbir şey yok diyemeyiz ama gelinen nokta bizi tatmin etmiyor. En azından ben şahsım için bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bir de şunu söyleyeyim, ben o komisyonda üye değilim. Şundan değilim, Anayasa Komisyonu Başkanı olduğum için hazırlanacak olan metin Anayasa Komisyonu Başkanı olarak bizim komisyona geleceğinden ben iki tarafta bulunmak şık olmaz düşüncesiyle oraya girmedim. Ama sürekli arkadaşlarımla temas halindeyiz hep beraber. Sürekli konuşuyoruz. Ne noktaya geldi, ne oldu filan. İçeriymiş gibi bir anlamda. Belki yazı niyetinde yokum ama sürekli destek, lojistik destek sağlıyoruz. Doküman sorunu yok. Yani doküman konusu üniversitelerimize, sizin üniversiteniz dahil, bütün üniversitelere meclis başkanlığımız yazı gönderdi. Oralardan gelen bilgiler derlendi, toplandı, dizayn edildi, arşivlendi. Bunlar bugünkü teknik efendim imkanlarla sınıflandırıldı. Diyelim ki milletvekili seçilme yeterli. Dokunulmazlık konusu varsa anayasada başlangıç bölüm olsun mu gibi. Bütün bunlara sorular soruldu. Bunlar tasdip edildi. Yetmedi, Türkiye'nin genelini hatırlarsanız meclis başkanımız o heyet gezerek birçok yerlerde toplantılar yaptı vatandaşın arasında. Yani ne kadar halka bunu indirebiliriz? 24 bin, 25 bine yakın vakıf derneğe yazı gönderildi. Bütün siyasi partiler meclis içinde ve dışında bunlara yazı gönderdi, bunların görüşleri alındı. Toptu, TÜSİAD'dı, MÜSİAD'dı, Barolar Birliği aklınıza ne geliyorsa o işçi işveren meslek kuruluşları, bütün bunlardan görüşler alındı. Bunu söyleyelim ki hani oturup arka planda yazılıyor denmesin diye. Burada bir sorun yok. Bana sorulmadı diye de pek zaten yok. Ama bir şeyi üzüntümü belirteyim. Mesela üniversitelerden çok daha az bize belge geldi. İsterdik ki daha çok belge gelsin. Doğrusu bence buydu ama öyle olmadı. Neyse canları sağ olsun ama gelen de oldu. Hepsini de burada hiç gelmedi derse bu da doğru olmaz. Sonuç itibariyle sevgili gençler biz bunlardan harmanlayarak yazıma başlamış oldu arkadaşlarımız. Şimdi malum anayasa işte hürriyetler bölümü, yasama yürütme yargı dengesi şu günlerde yazılan tam zamanlama olarak tebrik ediyorum. Tam zaman uygun bir zaman geldi benim anlatacağım konularla alakalı. Bir de yargı bölümü. Şimdi birinci bölüm bitti, bitmedi arası. Şöyle bitti, bitmedi. 42-43 maddelik metin, efendim 15 maddesinde oy birliği var. Diğerlerinde farklı düşünmeler var. Bu parlamentonun bu grubu arkadaşlarım 12 kişilik bir heyet. Şimdi bu 12 kişilik heyet içerisinde efendim her partide 3'er üye var. Hoş geldin değerli hocam. Şeref verdiniz. Efendim, 3'er kişilik heyet. Şimdi 3'er kişilik heyet ne anlatmak istiyorum bununla? Eşit temsil. Yani şu, efendim AK Parti 3 üye verdi gençler bu komisyona. Cumhuriyet Halk Partisi bizim 1/3 çoğunluğumuzda o da 3 üye verdi. Milliyetçi Hareket Partisi 1/6 oranda bizim parlamentoki gücümüz anlamında söylüyorum o da 3 üye verdi. Onda bir gücündeki BDP de 3'e verdi. Yani eşit temsil dediğimiz bir uzlaşma komisyonu. Burada ne eleştiri aldık ama bunun doğrusu buydu. Yani burada çoğunluk azınlığa bakma diye parti olarak biz konuya baktık. Doğrusunu yaptık. Alınan karar şu. Dendi ki oy birliğiyle çıksın. Madem ki biz 4 parti farklı bakıyoruz meselelere oy birliği çıkaralım. Şimdi oy birliği çıkarmak tabii ki kolay değil.
Ama aksi olsun demiş olsanız onu da çok doğru görmem. Yani şimdi oylama yapsak 12 üye orada diyelim 12 üyeli bir kere oylama yapsak bir parti diyelim iki parti farklı olsa öbürleri diyelim ki farklı olmuş olsa bir de bunun genel kurul boyutu var. Genel kuruldan olacak belli çünkü orada da parlamenterler oy verecekti. Partinin genel başkanları var. Onlar ne diyecek bu işe? Yani dolayısıyla sadece orada anlaşmak yetmiyor. Bir de bunu getirip burada savunmamız gerekiyor. Dolayısıyla gençler bu çerçevede bir noktaya kadar dediğim gibi gelindi. Ama oy birliği şartı yüzünden anlaşma sağlamak kolay olmuyor. Oy birliğinden vazgeçtiği zaman da başka sorun çıkıyor. Bu durumda bitmezse ne olur konusu var. Bitmezse tabii ya efendim birkaç parti, bir iki parti beraber bu işi götürmek durumunda veya belki bu anayasa değişikliğine dönüşmek durumunda. Çok bilemiyorum nasıl bir noktaya gider ama tablo bu. Şimdi tam bu noktada gençler hükümet modeli nasıl olsun sorusu gündemde. Şu an bunun cevabı aranıyor ve meclisteki bu hazırlık konusunu bunu inceliyor. Özgürlük konusunda sistemler arasında aman aman bir fark yok. Çünkü insan her yerde insandır. Özgürlük her yerde önemlidir. Dolayısıyla hangi modeli getirirse getirelim, parlamenter model, başkanlık modeli, yarı başkanlık modeli, her üçünde de özgürlük konusu insan olarak aynıdır. Uygulama önemli ama yazım anlamında söylüyorum bunu. Yargı konusu da hemen hemen madem mahkemeler bağımsız, teminatlı, özgür olması lazım. Belki başkanlık modelinde biraz daha güçlü bir yargı ihtiyacı var, öyle bilinir. Ama yargı da genellikle ihtiyaç olarak, kurum olarak ayrı tutulur ve iyi olsun, sağlam olsun istenir. Bütün kavga yürütme yasam arasında çıkıyor. Ve mesele de zaten hükümet modelleri de burada düğümleniyor. Şimdi sizin kitaplarda okuduğunuz Montesquieu güçler ayrımı derken aslında yargıyı genelde kenarda tutarlar. Yaşama yürütme üzerinde daha çok durulur. Ayrım da buna göre dizayn edilir. Şimdi sizlere muhtemelen anlatılmıştır. İşte bir parlamenter model, bir yarı başkanlık modeli, bir başkanlık modeli isimlendirilen bir sistemdir bunlar. Bu modellerin hangisini alırsak alalım mutlaka her birinin bir takım sakıncaları vardır. Bu doğrudur. Ama bütün mesele acaba bir ülkeyi en iyi şekilde nasıl yönetiriz? En güzel randımanı nasıl alırız? Hangisinde kuvvetli ayrımı daha iyi işler? Bunlara cevap veren modeli bulmamız lazım. Biz yeniden keşfe gidecek halimiz yok. İşte dünyada bu üç model yaygın. Bunların malum tiplemesine baktığımız zaman parlamenter modelinin doğum yerinin İngiltere olduğunu söyleriz. Doğrudur. Başkanlık modeli de Amerika'dır. Bu da doğrudur. İkisinin karması olan yarı başkanlık Fransız modeli bu da doğrudur. Buradan yayılmıştır başka yerlere. Şimdi bize diyorlar ki genellikle işte efendim başkanlık modeli Türkiye'ye uymaz. Birazdan anlatacağım modellerle alakalı bir takım şeyler. Peki niye uymaz? Bizim sistem değil. Ben de diyorum ki senin şu an uyguladığın model İngiliz modeli bu da. Bu da senin sistemin değil. Yani bu model sanki bizim öz efendim kendi varlığımız tarih içerisinde kavga vererek getirdiğimiz model değil ki. Böyle bir şey yok. Yarı başkanlık modeli diyeceksiniz. Bu da Fransız modeli almak istiyorsanız. Başkanlık modeli, Amerikan modeli diye biz tukaka dersek biz kaldık modelsiz. Yani o zaman demek ki bunlar onundur, bunundur değil de hangi sistem daha uygundur, randımanlıdır bunu tartışmamız lazım. Üniversite gençleri olarak bence bunun üzerinde sizlerin kafa yorması gerekiyor. Demin başkan burada açıklarken de söyledi. 80 öncesindeki kötü tecrübelerden maalesef 1980'e geldiğimiz zaman gençler 5200 gencimiz hiç uğruna birbiriyle çarpışarak öldürmüş. Hiç uğruna. Sağcı mısın, solcu musun, ortadan mısın, kenardan mısın, kaldırımın sağından gittin, solundan gittin, parkesine bakar, bıyığına bakar, elindeki gazetesine bakar. 18-20 yaşındaki genç bunlar. Çok büyük bir tablo, çok büyük bir acı. İşte bundan dolayı 82 anayasasını yapanlar, bunların etkisinde belli oranda kalarak apolitik bir gençlik istediler. Yani politika dışında kalsın, yönetime karışmasın, kendisiyle uğraşsın, okuluna gelsin, gitsin filan. Güzel de memleketin geleceği bu gençlere bırakacağız. Bu kadar bu işten uzak olan insanlar memleketin yönetimi nasıl üstlenecekler öyle ya? Bu bir anlamda bir sorumluluktur aynı zamanda. Bırak
bırakın yani tebliğ bazdaki vereceği zararı. Yani ben karışmam demek gitmiyor ki. Ben Ankara'yı kötü yönetirsem sen burada muzdarip olursun. Değil mi yani netice itibariyle bunlar birbirine bağlantılı konular. Ben buna karışmam demek mümkün olan bir şey değil. Öyle bir noktaya getirmiş ki 80'lik anayasası. Karın kolları geçti, kolları kuraması yasak. Partilerin yasak. Bırakın başka şeylerin, derneğin, vakfın, parti uğraşmasını. Bunlar kaldırıldı gerçi. Epey yol alındı filan ama yani geldiğimiz o yılları söylemek adına bunu ifade etmeye çalışıyorum. Şimdi gençler, şunu söyleyeyim ben size. Parlamenter model dediğimiz model ve başkanlık modeli, her ikisi de bu iki modelin ikisi de güçler ayrımına dayanan bir sistem. Yasama, yürütmenin, yargının ayrı olduğu bir model. Yalnız aralarında bir fark var. Kuvvetler ayrımını başkanlık modeli daha sert ayırmış. Yasama yürütmeyi daha net ayırmış. Efendim parlamenter modeli de daha yumuşak ayırmış. Müdahale ediyorlar alanlarına birbirlerine ayırmış. Bizde olan model. Bir farkı söyleyeyim ben size. İngiltere'de bu sistemin doğuşu tamamıyla İngiliz tarihinden kaynaklanıyor. Yani İngiltere'de kral, hükümet, efendim, parlamento ilişkileri 1215 Magna Carta Libertatum. Buradan gelen süzülen anayasaları zaten yok yazılı ama uygulama olarak yerleşmiş bir model var. Şimdi bana derseniz İngiliz'de yani parlamenter model nerede işler? İşler ise ki orada bile sıkıntı var. Bir tek İngiltere'de işler. Benim kanaatim. Orada bile problem oluşturan bir sistem. Risk modelidir. Parlamenter model zor bir modeldir. Parlamenter model karışık bir modeldir. Bu modelin karışanı çoktur. Dolayısıyla saf ve şeffaf ve berrak olmayan bir modeldir. Belki de biraz da krallık olmasıyla rahat işleyen bir modeldir İngiltere'de. Çünkü bilirsiniz orada kral sadece paytonlarla gelir gider. Herhangi bir ilgisi falan da yoktu kral kraliçenin. Hatta derler ki İngilizler kral bakanlardan birini öldürse bundan başbakan sorumlu. Başbakan öldürse kimse sorumlu değil. Niye? Çünkü kral kötülük yapmaz. Yani tamamen süsten ibaret. Amerika öyle bakmıyor. Amerika'dakiler kim? Amerika'dakiler İngiltere'den kaçanlar. Vergi baskısından kaçanlar. Dini baskıdan kaçanlar. Oradaki sömürgeler. Aslında İngiltere'nin sömürgesi onlar. Oradan gitmiş önemli bölümde. Parlamenter modeli bilen insanlar bunlar. Bunu nasıl çalıştığı gören insanlar. Ama ne diyor? Biz diyor Amerika'nın kurucu babaları lüksten ibaret bir kral konumunda ikinci bir adam istemiyoruz kardeşim. Orada oturacak, paytonlarla gelecek, gidecek, ailesini, avanesini, memleketin imkanlarından besleyecek. Biz bunu istemiyoruz diyor. Dolayısıyla da buna paydos demiş. Peki ne evet demiş? İcraat yapan bir başkan evet demiş. Sorun buradan kaynaklanıyor. Ondan dolayıdır ki parlamenter model işlese işlese İngiliz tarihinin nüvelerini, moleküllerini, kimyasını taşıyacak. İngiltere'de işte başka tarafa randıman vermez. Bakın söylenenin tam aksini söylüyorum ben sizlere bugüne kadar. Amerikan modeli aklın bulduğu bir sistem olduğu için her ülkenin de sizler gibi akıllı gençleri ve efendim insanlar olduğu için o ülke için başkanlık modelinin biraz farklı türevleri de olsa bir model geliştirme imkanına sahiptir. Aklını kullanarak. Bütün mesele burada düğümleniyor. Şimdi bakın bugünkü parlamenter model gençler. Elinizi vicdanına koyun. Ben çok konuşmayacağım. Sizin sorularınıza cevap vermek istiyorum. Öyle daha aktif olur diye düşünüyorum. Yoksa 2-3 saattir konuşacak elimde dokümanım var. Biz de ekmeği buradan kazanıyoruz. Yani bizim çenemiz. Evelallah. Ne yapalım hocam yani öyle. Şimdi mesela bugünkü parlamenter modelin nesini sevmiyorsun hocam? Diye bana soru sordunuz. Arkadaşımız sordu diyelim. Ben öyle anlıyorum bakışından. Şimdi mesela ben de diyorum ki sevmediğim tarafları şuralar. Bir, bu modelde sevgili gençler yasama diye bir organ yok. Bakın bunu söyleyeyim. Bir anayasa komisyonu başkanı, dikkat edin. Anayasa komisyonu başkanı diyor ki bu memlekette yasama organı yok. Bir tek yürütme var. Onun da başında başbakan var. Bunu söyleyeyim benim. Parlamenter rejim bu. Almanya'sı böyle, İtalya'sı böyle, İngiltere'si böyle. Hani farklı ufak demek olur. Doz farkı var. Ama sistemin kendisi böyle. Peki nereden belli? Anlatayım nereden belli. Kanun yapmak kimin yetkisinde? Açıyorsun burayı. Meclisim diyor. Yazar anayasın. Peki benim kanun yapmada önceliğim lazım mı? Tabii ki. Benim işim o.
Genel kanunların bizim çıkardığımızın %98'i hükümetten gelir. Duydunuz mu rakam? %2'sini de biz veririz. Biz veririz ama o bizim verdiğimiz, zaten muhalefetin verdiği öneri hiçbir işte alınmaz. Orada durur raflarda. O %2'liklerden gelir gene. Vekilin verdiği %2'si diyorum bakın. İkisi. O da hükümetin aslında kendisinin istediği ama kamuoyunun tepkisi sebebiyle üstlenmek istemediği, milletvekilini günah keçisi görerek önerge yönüyle verdirdiği bir takım kanunlar. Bunu ben söylüyorum. Ben hükümetin bir adamı olarak ben söylüyorum. Dikkat edin. Bunu muhalefet dese canım şöyle böyle filan. Bunu ben söylüyorum. Tablo bu. Sistem bu. Başka türlü çalışmaz bu sistem zaten. Bir de bu var. Şimdi kanun geliyor komisyona. Bakan karşında oturuyor. Efendim, benim uzmanım, danışmanım işte burada. Canlı şey. Ben biraz belki insanım sahibiyim. Hadi işte akademik kendimiz falan mört mört ilan gibi yaparız ama o herkesten herkes olmaz o. Gelen orada efendim kanun hükümette karşında bakan oturur. Önerge gelir diyelim ki bakana ne diyorsun bakanım? Ha bitmiştir. Ondan sonra vekillerin çok yapacak bir şey. Ne yapacak? Dedikten sonra zaten bu iş bitti. A'dan sonra ne yapacağız? Şimdi kanun öyle geri gider. Genel kurulda gene aynı şey. Oylamalar yapılır gençler. Vekillerin oylamaları çoğuna kanun adını sorsa bilmez. Bilmesine gerek yok. Bilse ne yapacak? Diyelim kanunu ezbere biliyor. Katkısı yok. Bir dahli yok. Bilse ne yapacak yani? Şimdi bakın bizim Kayseri memleketin milletvekilimiz derimizde bir yemek yedi. Ben İstanbul vekiliyim. Ben de çağırdılar. Hemşire ayağından. Efendim bizim oradaki başkan yani belediye başkanı sordu. Dedi ki bizimkine vekillerden birine ya dedi abi senin de çok kafan çalışmaz ama dedi kanun nasıldır uyuluyorsun filan dedi takılıyor yani. Aa çok kolay dedi. Bizim dedi grup başkan vekilimiz Salih Kapuz'a bakıyorum kaldırırsa kaldırıyor kaldırmasa kaldırmıyorum dedi. Bir Muharrem abi vardı Muharrem eski yapan rahmetli oldu o zaman o CHP'deydi sonra AK Parti'ye geçti o CHP'deyken sordu ona. Muharrem abi sen ne yapıyorsun dedi. Ben de Salih'e bakıp tersini yapıyorum dedi. O da doğru. İkisi de doğru. Kolay işimiz yani. Çünkü tablo bu. Yani zaten öbür türlü önerge versen ne olacak? Bir anlamı yok. Değerli gençler bakın. Bu anlattığım parlamenter modelin daha var. Birkaç tane şey söyleyeceğim. Bu boyutu. Sırf bizde değil. Bakın Talleyland'da bir adam var. Ne yapacağım bilir. Talleyland çok eski Fransız parlamenter topal bir adam. Şimdi ben de seke seke yürüyorum. Parmağım kırıldı da. Biraz Talleyland'a benzedik. Geç yaşımız benzemiyordu. O daha yaşlı filandı. Yılları politikacı. Ne diyor biliyor musunuz? Bu kürsüden, parlamento kürsüsü. Çok nutuklar dinledim. Bunların birçoğu benim kanaatimi değiştirdi. Ya bu adam doğru söylüyor. Hiçbir oyumu değiştirmedi diyor. Hah mesele bu işte. Tablo bu. Oyumu değiştirmedi diyor. Değiştiremezsin çünkü. Şimdi niye böyle anlatacağım? Neden parlamenter modelde vekil yok? Bir sebebi var bunun anlatacağım şimdi buna. Diyelim bütçe. Şu ara bütçe yapıyoruz. Bütçe efendim hükümet hazırlar. Genel kurula gelir, komisyona gelir. Efendim onun dediği yönden çıkar. Harcama hükümet yapar. Peki şimdi soruyorum size. Kanun yetkisi yasamanın, bütçe yetkisi yasamanın çıkaran hükümet, harcayan hükümet, getiren hükümet, uygulayan hükümet kanunu. Peki ben nerede kaldım? Sadece şeklen orada oturuyoruz. O zaman 550 vekile ne gerek var? Bir anlamı yok bana sonra. Katkısı olmayan bir kalabalığı ne yapacaksın orada? Efendim bu sistemde denetim varmış. Diyorlar şimdi size. Hangi denetim var soruyorum. Nedir o denetim? Gel soru, meclis soruşturması. Başkaları da var ama ikisi önemli. Nedir gel soru? Bir bakanı düşünülmez. Kim verir? Muhalefet verir tabii haklı olarak. Peki bugüne kadar bana parlamenter modelde Hayrettin Ertmen çok özel bir durumdu Türk siyaset tarihinde. Demirel işte bakan Hırgül çıkınca onu harcamış oldu ki istisna bir şey. Bana bir tek örnek gösteremezsiniz ki bir gen soruda bir bakan düşmüş olsun. Niye düşüneceksin? Adam bakan kendi içinden biri. Ondan bir parçası. Veren kim? Muhalefet. İktidar diyor ki ulan ben şeytanıyım da niye reddedeyim kendi bakanımı? Ne belasıyım? Niye düşündüm canım? Aklımdan sorun mu var diyor. Ha o bakanın yaptığı icraatlar yanlış olduğu kanaati
vicdan oluşsa bile iş oya geldiği zaman oyun oyunda kullanamaz. Şimdi geçen haftada 8-9 tane önerge verildi. Gansur önergesi. Arka arkaya 2-3 gün önerdi. Ne oldu? Reddine belli başta zaten söyledik. Peki o zaman değerli arkadaşlar, kanun yapmada yok isen, denetimde yok isen, para harcamada yok isen, sen neredesin o zaman? Sen yoksun demektir. O halde eğer Türkiye'de, eğer bir ülkede tek kişi yönetiminden korkuluyor ise, parlamenter modelde bunun bütün şartları var. Hiç abartma. Şimdi anlatacağım, başkanında bunun zerresi yok. Dışarıdan var zannediliyor ama yok. Anlattığın zaman o da görülecek neden olmadığını. Bunları bilelim. Efendim gene tutalım tutmayalım ayrı bir konu. Yani ben açık açık konuşuyorum. Herkes kendi değerlendirir kafasında. Şimdi sevgili gençler, tabii burada parlamenter modeli bu noktaya getiren sebeplerden ikisi, belki başka bir de var ama asıl ikisi şu. Bir tanesi tekrar seçilmemi, yani benim tekrar vekil olmam kime bağlı? Tamamen liderlere bağlı. Başbakana bağlı ve parti liderlerine bağlı. Muhalefetin diyelim liderlerine bağlı. O beni listeye yazarsa ancak ben seçilebilirim. Ne yapıyor şimdi Amerika'daki model özellikle dar bölge sistemi? Bir bölgeden bir kişi çıkıyor. Ve o bir kişi o bölgede sayılan, sevilen, bilinen bir adam. Bir nevi belediye başkanlığı seçimini bitiriyor. Benim partim diyelim ki bir aday gösteriyor, tek aday, liste usulü yok, tek aday gösteriyor. Diyelim bakıyorsunuz. Partinde diyelim benim partim. Senin partin de benim partim. Ama adaya bakıyorsun. Nereden bulmuş bu adamı diyorsun kendin. Ve ona rey vermiyorsun. Daha yakın gördüğün ikinci bir parti adayına reyini veriyorsun. Çünkü daha onun kaliteli görüyorsun. Senin partinden olmayabilir. Ondan dolayı da ne yapıyor Ankara'daki liderler? O bölgede aday gösterirken ister istemez o bölgede seçilecek adayı bulmaya çalışıyorlar. Öyle ben listeye yazdım. Demirel'in bir lafı vardı eskiden, kıraatın böğrüne böğrüne diye bastı böyle mühürü, bir de tarif ederdi. Listenin tamamına birden basacaksın. Orada var 85 kişi İstanbul için konuşuyor. Peki tanıyor mu bunları? Ya. Nereden tanıyacaksın? Efendim, bizim vekilin bir tanesi eski yıllarda, yani 22. dönem sivil gidiyorum diyor, yolda vatandaşın biri bekliyormuş. Şunu da alayım da götüreyim dedim diyor. Şey Anadolu'ya gidiyor yani uzun yol. Aldım diyor. Dedim ki diyor efendim. Nasıl hükümetten memnun musunuz dedim diyor. Memnun kalacağım dedi diyor. Kendilerine çalışıyorlar dedi diyor. Sertefeler dedi diyor. Ondan sonra ulan başımızı aldık belayı dedim diyor. Falan biraz daha gittik diyor. Peki dedim diyor. Efendim, milletvekilleri hiç gelip gitmez mi dedim diyor. Dedi ki diyor, dört tane mal seçtik, uğramaz dedi diyor. Tövbe yarabbim, ulan biz ne yapsak arkadaş diyor. Biraz daha gittim diyor, hiçbir şey yapmadın ama bak şu durdu yol yapıldı dedim diyor. Geliş gidiş yol var, o güzel bir oraya gelmesini bekliyorum diyor. İşte bir bunu yaptılar dedi diyor filan derken şüphelendi benden diyor. Sen kimsin dedi diyor, o malın birini benim dedim diyor. Daha adam vekilini tanımıyor. Bir ilişkisi yok ki. Ne yapacak? Adam zaten seçilmesini de ona borçlu değil. Liderler yazarsa seçiliyor. Yoksa niye seçilecek? Bir, beni mutlak bağlayan bir sebep mi? İki, ben bakan istiyorsam mecburum başbakanı iyi geçinmeye. Başka da çare yok. Ha, işte ne diyor başkanlık modeli? Ey arkadaş diyor. Sen vekil olurken tekrar olacağın zaman liderin hiçbir dahili yoktur. Olamaz, olmayacak çünkü sistem o. İki, senden bakan olmaz. Bakan olmak istiyorsan vekil olmayacaksın, dışarıda kalacaksın. Çünkü bakanlar orada dışarıdan atanıyor. Başkan kendi bakanları kendisi buluyor. Vekil içinden bakan atanır. O zaman ne oluyor? Yasa organı tamamen kanun yapmada da, bütçe çıkartmakta da mutlak yetkili oluyor. Zaten başkanın ne kanun tasarısı hazırlama yetkisi var, ne teklif verme yetkisi var, ne bütçe hazırlama yetkisi var, ne meclise gelme yetkisi var. Bakanlar kurulu keza öyle. Şimdi bakın ne oldu? Arkadaşlar sonunda yasama organına muhtaç, görünürde bir kral gibi gözüken bir başkan. Peki başkan nasıl seçiliyor? Halk tarafından
5+5 diyelim, 4+4, 2 dönem için seçiliyor. Kendi bakanlarını kendisi kuruyor. Böylece farkı nerede oldu? Parlamenter modelde hükümet parlamento içinden çıkıyor. Burada ise ikisini ayrı ayrı çıkarıyor. Diyor ki, yasamayı direkt oluşturdum burada, yürütmeyi direkt halktan seçtim, o da burada. Yani bunun içinden çıktı, benden bir parça değil artık yürütme. Farklı bir parça, o da halktan gelmiştim ama ayrı bir parça, benden bir alakası yok. Tabii ki burada bir partisi vardı bir vesaire ama artık oradaki milletvekilleri gençler, tekrar seçilmelerinin boş olmadığından ve bakan olma sevdasına düşmediğinden, ordu hükümette bulunmadığından kendi uzmanları emrinde yasayı kendine çıkartma durumunda kalıyorlar. Böylece ne oluyor biliyor musunuz? Diyelim ki bir kanun geldi. Hükümet istiyor, istemiyor. Bir tasarı, bir şey teklif değilse bir şey geldi. Hazırlayın kendileri zaten. Oylama yapılacak. Bir bakıyorsun, efendim mesela Amerika örneğini vereyim. Demokrat Parti'nin yarısıyla efendim Cumhuriyetçi'nin yarısı A yönünde oy kullanıyor. Öteki ki yarıları da B yönünde oy kullanıyor. Aynı iki farklı partinin. Bizi de mümkün müdür ki bir vekil efendim muhalefette ya da tersine onlar bizimle işbirliği halinde olup oy kullanacak. Çok nadir olur bu. Çok az olur bu. Siyasi hayat yeni seçimde biter olur zaten ya. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. Sistem de biraz bunu gerektiriyor maalesef. Başka türlü de çalışmaz. Ben gelen bakanı düşünürsem ne olur başbakanın hali? Bir de bu var yani. Olayın bir de arka tarafından bakalım. Sistemin kendisi sakat yani. Onu evvela ortaya koymamız lazım. Şimdi peki böyle olduğu zaman efendim serbest bir parlamento gençler şu ortaya çıkacak. Evet partiler var. Her siyasi partiler girdiği kadar girdi. Ama bu vekiller artık adacıklar halinde yani işte A, B, C partileri tabii ki öyle ama oy kullanırken daha rahatlar. Beklentileri yok. Tamamen vicdan ve hareket içerisinde hareket ederek ülkenin geleceği bakımından iyi midir, kötü müdür? Şimdi sorgulayacak bir lider yok karşısında. Tamamen kendi bölgesinin belki bir hışmına uğrayıp yeni dönemde seçilmeyebilir. O da milli irade çok normal tabii ki ya. Onun dışında bir lider baskısını görmüyorsunuz. Ve oylamalarda ona göre ayda beyin oyu kullanıyor. Bakın şurada ben size bir şey göstereyim. Şu gördüğünüz Abdullah Gül Bey'le Obama. Abdullah Bey ona diyor ki, bize diyor insansız terörde kullanacak araç verin diyor uçak. Obama da diyor ki altında, bizde diyor kongre var Abdullah Bey diyor. Ben diyor kongreye götüreceğim bakalım ne diyecek diyor. Şimdi siz parlamenter bir modelde başbakanların çıkıp bizde parlamento var dediğini duydunuz mu? Ne yapacak ki yani? Yapıyorlar yapıyoruz, çıkarıyoruz zaten. Başka da gerek yok ki başka bir şey. Biz inanmıyoruz buna. Niye ya? Bu Obama vermek istemiyor da kongre var diyor. Adam doğru söylüyor. 3 aylık bütçeler. Ne yapacağım burada bütçe? 3 aylık bütçeler. 3 ay çıkarabiliyor Obama. Yalvarıyor kongreye. Yalvar etmen gitme. Ne oldu 3 ay daha bana? 5 ay daha verin diye. Sağlık kanunu çıkardı. Cumhuriyetçi Parti olmasaydı çıkaramayacak. Geçen dönem işte gene yılbaşı geldi. Aralık'ta bir ahbabına hindi hediye etti. Tabii şaka olarak da diyor ki çok şükür Allah'ıma ki diyor bu hindi hediye etmem için diyor kongrenin kararına gerek duymuyorum diyor. Çünkü vermezdi bana bunu. Doğru söylüyor. Tablo bu. Şimdi bakın kral nerede olmuşlar arkadaşlar. Başkanım burada karşı çıkalım ama bunları bilelim. Gene karşı çıkalım. Ama bunları bilelim. Böyle bu da orada. Efendim bakın mesela biri bana bu modeli kavradım nereden anlarım? Şu anlattıklarım bunlar elhak doğru olan şeylerdi. Bilgol kitaplarda olan şeyler. Ha biri çıkıp bana dese ki ya hocam bak demin de ben anlatıyorsun. Zavallı Obama güçlü bir başkan ya da güçlü bir başbakan daha olur. Parlamenter modeli kastediyor. Şimdi bakın zavallı Obama dedim. Benim başbakanım, parlamenterizmin başbakanı bilesiniz ki Obama'da 3 kat daha yetkili arkadaşlar. Hiç abartmıyorum. En az 3 kat daha yetkili. Tereddütsüz bu. Şimdi pekala parlamenter modelin sıkıntısı bir tek bu mu? Hani bir tek bu olsa yasam organının o burnu sürtülmüş halinde lanet olsun kabul edelim diyeceğim. Burada kalmıyor. Koalisyon dediğimiz benim duyduğum zamanda böyle nefret ettiğim bir tablo. Sürekli çıkıyor Türkiye'nin gündemine. Ha koalisyonları gönlüm elbette ki hakikaten bir barışçıl ortam sağlayacağına inansam, Türkiye'nin işten gideceğine inansam başımın tacı. Ama 50 yıllık dönemde Türkiye'de sevgili gençler,
Dört dönem olmuş koalisyon, dört dönem olmuş efendim tek başına hükümet. Tek başına hükümet olduğu zamanlarda hep rakamlar yüksek olmuş. Ne zaman koalisyon gelmişse her zaman kötü olmuş. Şimdi dozu farklı olabilir bunun. Menderes çalışmış, koalisyon yemiş. Demirel çalışmış, koalisyon yemiş. Özel çalışmış, ben danışmandım o zaman kendisine, koalisyon yedi, iki ay oldu. 2002'de biz geldik, şimdi biriktiriyoruz, ilk koalisyon bunu ye. Ne zaman ben onu bilemem. Muhalefette beslenmesin ama çok tuzak değil. Günün birinde iyi birini. Ne olacak yani? 10 sene sonra olsa ne olacak? Çünkü 6 ayda bitiriyor bütün birikimleri. Bakın, enflasyon dediğimiz bir canavar. Nedir enflasyon? Parayı cebinden böyle farkında olmadan çeken, cambaza bak cambaza gider burada, erir para. 100 liranı korusun, bir sene sonra paranın düştüğü değerdir. Şimdi efendim 90'dan bu tarafa bakıyorsun, baktığınız zaman 90'larda, 80'lerde, 70'lerde seyretmiş, 106'ya çıkmış bir ara. En son 2002, 45, arkasından 30 bilmem ne, şimdi 6-6,5'a kadar düştü. Bu ne demektir? Diyelim ki enflasyon %90 olsa, yani 100 liran bir sene sonra 90 lira gidecek, 10 liran kalacak cebin alım gücü olarak. Efendim, 6,5 olduğu zaman da çık altısını 100'den geriye kalan 94. Yani bu sefer de 6 liran gitmiş olacak, 94 liran kalmış olacak cebinde. Alım gücü olarak. Fark et ne kadar görüyorsunuz ki çok felaket bir şey bu canavar. Şimdiki nesil enflasyon canavarını pek bilmez çünkü 2002'de biz geldik. Çocuk 8 yaşında, şimdi oldu 18 yaşında. Galibim Türkiye hep böyle gittiğini zannediyor. Yürümüyor, koalisyon başka şeyler de var. Atılım yapılamıyor, efendim bir proje tam uygulanamıyor. Diyelim partinin bir özelleşmeye karşı biri taraftar, biri gününde farklı bakıyor, birisi öbür türlü bakıyor. Dış politikası farklı, iç politikası farklı, bu da normal. Siz bunlardan bir harmanlama bir şey çıkaracaksınız, çıkmıyor. Bakanlık kuracaksınız, diyelim ki dörtlü koalisyon, bir tanesi diyor ki, benim 8 vekilim var, 4 bakanlık işte. Peki vicdansız bu 4 bakanlık sana düşmez. Sen bilirsin diyor. Çünkü biliyor ki o olmadan hükümeti kuramıyorsun. Oturuyor masaya. Ne istiyorsun? Maliye Bakanlığı, İçişleri, Allah'tan kork. Bir de öyle bir yerden tutturuyor ki. Seni belinden kırıyor başbakanı. Peki sonra ne oluyor? Bakıyor ki sayın başbakan şey yetmiyor, bakanlık sayısı yetmiyor, artılmaya başlıyor. Biz geldik 36 bakan indi 23'e. Yağmurdan sorumlu, kardan sorumlu, doludan sorumlu, meteoroloji bakanlığı olur mu Allah aşkına? Havaya bakacak böyle, ben de söylerim ya, ne olacak ya? Zaten romatizm adasına söyleyin, ne gelirse söylesin yani, acık abartıyorum ama şey bu. Peki, bölüşüm neye göre? Ranta göre. EYUAŞ, TEDAŞ, BOTAŞ, nerede aş varsa oralar bölüşülüyor. Tablo bu, maalesef bu arkadaşlar. Şimdi, bir hükümet tek başına yanlış da yapabilir, işte ona göre mahkeme var, şu var, bu var, yanlış bir yerden döner. Ama iş yürümezse olmuyor. Bize örnek mesela rahmetli Cemil Nur İçinde Yatsın çok bizim de görüştüğümüz ettiğimiz insandı. Nihav Hocam da bir de o dönemler beni çağırırdı zaman zaman. Sevdiğim bir politikacı. Mesela koalisyonlarda Kuzu'ya örnek verirdi İsveç'te ve Danimarka. Güzel de onunla bize örnek olamaz. Neden? 6 milyon 7 milyonluk ufak yerler Konya kadar toprak 60-70 bin düşen kişi başına dolar olan ülkeler. Başında PKK diye bir dert yok, başında Saddam yok, başında Esad yok, kenarında bilmem ne yok. 70 milyonu Türkiye'yi o tür efendim yöntemlerle götüremeyiz arkadaşlar. Tablo bu. Yoksa hakikaten koalisyonla da anlatsak, gelişmişti tamam mı ülke olsak, diyeceğim ki ya ne olacak yani işte gittiği kadar gidiyor. Belki sosyal barış için güzeldi. Koalisyonların böyle yönler de vardır. Tansiyon düşürür bilmem ne yapar bunları kabul ediyorum. Ama icra çıkmadığı zaman da başka şeyler bu sefer gündeme geliyor. Bakın ben size bir rakam vereyim, konuşmamı bence burada bitireyim. Sorularınızı açayım, daha iyi olur gibi geliyor bana. O da şu. Şimdi şöyle bakmak lazım konuya. Bugün mesela 60 bin rol hükümet var. Türk siyasi tarihinin gelinen nokta. 60 bin rol hükümet. Bir dönem 2 yıl olmuş hükümetler eski yıllarda. Meclisler, süresiyle mukayes edersek. Bir dönem işte meclis 4 yıl olmuş, 5 olmuş, şimdi 4'e inmiş, diyelim 4 yıl. Bakın sevgili gençler, 61 nolu bugünkü Recep Tayyip Erdoğan hükümeti. 61. Çarp 4'ü 61 ile 244. Bu ne demek biliyor musunuz? Cumhuriyetimizin 89. yılında kurduğumuz 61 nolu hükümeti aslında biz Cumhuriyetimizin bu nolu hükümetini 244. yılında kurmamız gerekiyordu. Gördünüz mü?
Şu sizin kurduğunuz şu kulübün başkanını iki haftada bir değiştirip bu panel yapamazsınız, bu konferansı verdirmezseniz sıkıntı çekersiniz. Senden yanacak konuşayım da ya. Yerin sağlam olsun. Tablo bu. Şimdi elbette ki ilelebet kalsın, ömür billah kalsın, onlar iyidir. O anlamda demiyorum ben ama belli sürelerle. Şimdi bakın anlattığımdan bir şey çıktı benim. Bak ne çıktı. Aslında başkanlık modelinde sorulması gereken husus, bir kral, bir padişah, bir hükümdar oluşur yerine biri çıkıp bana dese ki ya Burhan hocam anlatıyorsun ama bak bütçede bu parlamento mutlak yetkili. E peki kanunda da bu yetkili. Denetim de kendine göre bir takım daimi komitelerle yapmaya çalışıyor. Burada bir başkan var. Bunlar olmazsa yani bu dediğim güç, yasa ve bütçe gücü bundan nasıl kral çıkacak? Bu adam perişan olmaz mı? Yani bu zayıf kalmaz mı? Derse ha bakın bu doğru bir yaklaşım. Ben mesela bu modelin en büyük sıkıntısını buna formül bulmada çekiyorum. Yani bu başkan ya bu kadar zayıf düştüğü zaman biz bunu nasıl kaldırırız? Bırakın kral olmasın. Aynen öyle. Bunu samimi olarak söylüyorum. Bu net olarak bir şey. Çünkü yani yetkiler başkasında olduğu zaman burada kadar değer mi? Ne kadar verirse başkan o kadar parlamento o kadar başkan bu yetkiyi kullanıyor. Ha beni cezbeden tarafı ne? İki şey cezbediyor. Bakın bugün Türkiye'de sevgili gençler iki şeyden rahatsız oluyoruz. Bir diyor ki koalisyonlar. Oluyor işte yani. Dediğim gibi yani ideal olarak hakikat güzel bir gelişmiş ülke olsa olur yani koalisyon. Ne olacak? Yani çok zengin bir ülke olur. Koalisyon kardeş kardeş geçiniriz. Çok da şey falan değil. Ama atak yapmak isteyen bir ülke için koalisyonda bir ayak bağlıyor maalesef. Şimdi ikincisi bundan kurtulabilmek için mecbur ne yapıyoruz? Barajlar oynuyoruz. Baraj dediğim yani seçim barajlar. Şimdi kaç? %10. %10'luk baraj dünyanın hiçbir yerde yok arkadaş. %10'luk baraj olmaz. Ama bakın olmaz diyen bir Burhan Kuzu bunu hep savunmak zorunda kaldım. Çözümüm de var. Geçelim başkanın modeline bütün barajlara paydos. Hepsini kaldıralım. Ne gerek var baraja? Niye? Çünkü ben alacağım olan yürütmedeki koalisyon meselesini halk tarafından direkt seçtirip başkanı hükümet ona kurdurduğuma göre mesele kalmamış. Gidiyor kalan parlamento nasıl olsa rahat çalışıyor bir parti disiplini yok onun üzerinde. Her parti ne almışsa %5, %10, %12, %40 değilse aldı oy oranında gelsin burada temsil etsin kendisi. Hiçbir engel yok. Bugün Avrupa'da Rusya'yı çıkalım %7 oranında bir baraj şeyi var. Avrupa'da %2 ile %5 arasında işte ortalama Almanya, Çek Cumhuriyeti %5. Ya siz anlayacağınız 2 ile 5 arasında bir baraj var. Makul bunun 5'tir. %5'tir. Ama %5'e çektiğimiz zaman arkadaşlar dörtlü koalisyon dönemi başlıyor. Öyle bir zor kişimiz. O zaman demin dediğim gibi bizim bu anayasamızda bir hüküm var. Diyor ki burada seçim kanunları yönetimde istikrar olacak ve seçimde adalet olacak. Nasıl olacak şimdi bu? İstikrarı getirdiğin zaman adalet sıkıntı çekiyor. Adalet değil istikrar sıkıntı çekiyor. Çünkü barajı koyarsan, yükseltirsen adalet sıkıntı çekiyor. Kaldığın zaman istikrar sıkıntı çekiyor. Efendim onun ülkesi garip, ikilik bir hale geldi. O zaman ne yapalım kardeşim? İstikrarı ve adalet ayırarak ayrı ayrı getirelim. İstikrarı halk tarafından seçtiğimiz başkan ve kurul hükümetle getirelim. Buradaki parlamentoyu da hükümet bunun içinden çıkarmayalım. Bu gördüğümüz parlamentoyu, böyle düşünün şöyle parlamentoyu. O da direkt halk tarafından kendi seçsin ayrı bir sistemle. Gelsin ve orada da baraj da olmaz. Böyle bir tablo ortaya çıkıyor. Şöyle dediğim gibi burada yani mesela şu deniyor. İşte efendim Sayın Başbakan bu kadar yetkisi varken başkanlık oradan gidip Allah'tan belasını mı arıyor? Şimdi demin dedim oraya gelen başbakanın yetkisi 1/3 azalacak. 1/3'e düşecek yanlış söyledim. 1/3'e düşecek. Ha peki Burhan hocam, son cümlem bu, soruları da alacağım. Burhan hocam peki sen bu modeli, hükümet madem bu kadar zayıf kalıyor hem icraattan yana diyorsun da neden savunuyorsun? Ha bakın burada ta da savunuyorsun. Bakın ne dedim? 4 dönem kalkılmış, 4 dönem düşmüştü. Türkiye şöyle gidiyor geçtiğe bak. Şey gibi yani dalga. Böyle gidemiyor. Bu dediğim modelde kalkınma belki %8-9 olmaz. Bugün onu oluyor. Ama demin dediğim zararlarla beraber parlamentonun olmadığı, belki muhalefetin çok sesini duymadığı bir tablo içinde olabiliyor. O zaman bakın o dediğim modelde ne oluyor? Hükümet devamlı, çok güçlü değil ama sürekli. Yani bir adam 4 sene kalıyor, iyi çalışmışsa bir 4 daha veriyorsun. Yaptı 8 ya da 5 yaptı o.
dönüşecek bir tablo yok ortada. Süreklilik var çünkü düşme diye bir dert yok, gel soru diye bir dert yok. Hükümet orada çalıştığı kadar çalışacak, hesabını da millete vermiş olacak. Demek ki yürütmedeki güçlülük değil, daimilik beni çarpıyor ve cezbediyor. Daimilik, oradaki kesinti olmama, program bütünlüğü beni cezbediyor. Belki kalkımın %3'te, %4'te, %5'te kalır ama inanıyorum ki hiçbir zaman bu sistemde kalkınma hızımız eksi katliyen düşmez diye düşünüyorum. Yani normal vasat bir başbakan ve yanındaki bir gayretli ekibiyle beraber. Türkiye çünkü potansiyel olan bir ülke diye düşünüyorum. Evet, ben söyleyecek başka çok şeyler var ama sorularınızı da bunu canlandıralım diyorum. Çok teşekkür ediyorum sizlere. Saygılarımı, sevgilerimi sunuyorum. Sağ olun gençler. Var olun değerli hocalar. Buyurun. Öncelikle üniversitemize hoş geldiniz. Ben şunu söylemek istiyorum. Türkiye 1923'te Cumhuriyeti kabul ederek önemli bir adım atmıştır. Bundan sonra genel fabrika alanında gerekli adımlar atılmıştır. Menderes döneminde de demokrasi açısından önemli adımlar atılmıştır. Fakat parlamenter sistemi, ben de sizin gibi karşı bir insanım. Yalnız başkanlık sistemi, hani siz parlamenter sistem Türkiye'de uygulanmaz dediniz ya, ben de aynısını başkanlık sistemi için söyleyeceğim. Çünkü Türkiye %95'i Müslüman olan bir ülke. Yani bu hani ben sakın karşı olduğum için falan algılamayın. %95'i Müslüman olan ve 20 milyona da yakına Alevi yurttaşı olan ülkede başkanlık sisteminin sıkıntı çıkaracağını düşünüyorum. Ondan dolayı bir de şunu söylemek istiyorum. Amerika'da başkanlık sistemi uygulanıyor, doğru. Ama şu var, Amerika'nın okumuşluk oranı %90, nüfusunun Türkiye'nin %15. Okumuşluk oranı %15 mi Türkiye'nin? Aynen, kitap okuma oranı yüzde... Basına yansıyor. Kitap okuma oranı, ha. Kitap oranı, ben okumuş oranı falan diye söyleyeyim. Aynen, kitap okuma oranı anladım. Olarak %15. Kitap okuyan insan sayımız az. Onun için hani parlamenter sisteminde dediniz ya, böyle el kaldırıyor başkan ne diyorsa, halkımız da öyle zaten. Kitap okumadığımız için, apolitik bir gençlik olduğumuz için öyleyiz. Onun için başkanlık sistemine biraz karşıyım. Ama tabii bunu soracağım sorularla sizin beni ikna edeceğinizi düşünüyorum. Çünkü bütün programlarınızı izliyorum. Şöyle sorayım, Amerika'da eyalet sistemi var, Türkiye'de de eyalet sistemi uygulanacak mı? İlk sorum bu. Başkanlık seçimine geldiği zaman, hani diyelim ki başkanlık geldi. Aleviler, ateistler, bunlara, hani bunların da hakkı geçilecek mi? Özgürlük konusunda bunlar da özgür olabilecek mi? Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İsim neydi senin? Tuncay. Tuncay, bitirim bir tipsin sen. Bizim Anadolu'da bitirim derler. Yani böyle görünüm olarak böyle görünümünde bir şey var. Nasıl söyleyeyim? Yüktedanlık var. Hafif bir şeytanlık var. Böyle hoş bir şeytanlık ama. Kötü anlamda değil. Şöyle tatlı bir şeytanlık var. Ondan mı kaynaklanıyor? Ha, güzel. Ya, sosyalist senin gibi olsa keşke. Efendim. Şimdi orada mıydın yoksa? Öyle mi var? Söylemedin mi onlara bu hoca nasıl kıydınız diye? Teşekkür ederim, sağ ol. Akıllı çocuksun mesela. Şimdi tabii sorusunun anlamlı bölümü var. Özellikle bu eyalet, federal yapı filan gibi. Bir de tabii Müslümanlık %95, 98, 99 neyse bir oran veriliyor. Bunun başkanlık modelinden çok bağı olmaz, şöyle olmaz. Yani
parti kurmaya bir engel yok. Yani parti sayısında bir sorun da yok. Demin dediğim gibi barajlar kalktığı için bunların parlamento yansımasında da bir problem yok. Belki şu olabilir, %51'lik bir rakamla hükümet olunduğu için orada etnik dini gruplar diyelim, bunu genelleştirelim, alev olarak demeyelim, genel olarak söyleyelim. Etnik dini gruplar, böyle farklı grupların tek başına hükümet olma şansları oldukça zor. Yani %51'lik bir rakamı almaları zor. O zaman ne olacak biliyor musunuz Türkiye'de? Sonuçta sevgili gençler, parti çok olabilir ama revaçta olan iki siyasi parti, merkez sağda, merkez solda gerçekleşmiş olacak. Ve ben o tiplere tip olarak şöyle söylüyorum, ortada Özal'ı koyalım, yaşayanlardan değil de ölenlerden örnek verelim ki daha şey olsun filan, alınmasın kimse. Özal ortaya koyun, sağ versiyonu diyelim bunun, sağ partiden %50 alanın gelmesini. Gene Özal merkezde sol versiyonla birini gelmesi. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Elini böyle açan insanlar bu modelde gelebilir. Ufak tefek gelen %51'lik rakam almak kolay değil. Az bir rakam değil bu. Böyle yapanlar. Mesela ben layıklığı savunuyorum der. Ama ben dindarın efendim yaşamasına vesairesine karışmam. Mümkün olduğu konumunda yaşamasından yana çalışırım der. Tersine bakalım. Ben layıklığı efendim prensip olarak İslami şey daha derinlemesine düşünüyorum der. Ama layıklık konusunda da diyelim savunanları, o tür yaşayanları zerre kadar da herhangi bir farklı bir muamele tabi tutmam şeklinde. Yani bakış özgürlükçü bakış olduğu zaman kim olursa olsun sağda ya da solda gelir. Yalnız burada bir kaygı var. Söyleyemediği sol kesimin kaygısı. Onu da ben söyleyeyim. Onlar söylerken biraz şey yapıyorlar. Yanlış bir hesaplara var çünkü Türkiye'de sol kesimin. O da şu. %65 sağ var ülkede, %35 de sol var. Yani gelen yapı bu. Eskiden beri. Biz gelemeyiz mantığı var. Arkadaşlar bakın bu hem doğru hem yanlış. Doğruluğu şu, evet yani bizim belki biraz mayamız, yetişme tarzımız, Anadolu'dan gelen töremiz vesaire sağ potansiyeli daha yüksek tutuyor. Bizim solumuzun da birçoğu sağa daha yakın insanlar. Yapı öyle. Şimdi burada konuyu bence bu bağlamda algılarsak 1970'te kalırız. Bu biraz Demirel vali politikacıların bulduğu bir yapılanma. O gün doğru ama bugün bakın ben 10 yıldır siyasetin içindeyim aktif olarak. Emin olun halkın içinde çok da dolaşan bir vekilim. Çok yani İstanbul'da öyle alırım başımı dolaşa gezerim. Her yerde girer çıkar. Seçim döneminde de gördüm ki diyelim 4 kişilik bir aile. Anne baba, kız çocuğu, erkek çocuğu. Emin olun dördünün de farklı parti oy verdiklerine ben şahidim. Ayrı ayrı bunu net söylüyorum. Hiçbir zaman da bucunmamıştır aileler. Yani ben en çok ya ikna edemedim işte o dediği olmuştu. Bizim dönemimizde eski yıllara baktığınız zaman böyle değildi. Vasiyeti ölüyor gidiyor. Yavrum aman altoktan ayrılma. Alttan ayrılma sanki bir şey var atın arkasından. Aman arkasından aman yavrum. Aman yavrum. Hakkımı el etme. Ulan etmesin etme desen atar. Nasıl diyeceksin? Adam ana baba. Tabii babacığım. Hay hay babacığım. Giden başka çare yok. İş mi şimdi bu Allah aşkına? Bugünkü nesil bunları açtı. Siz de bunları çoktan açtınız. Buna inanıyorum ben yani. Hani o parti bu parti siz mümkün olduğu kadar okuyarak, dinleyerek anneniz babanız etmedi ki kırmadan kendinize göre bir yol çiziyorsunuz. Bugün eğer demin dediğim gibi sol kesimde de konuşmalarda, mesajlarda sağ kesimde de sivrilikte törpüleyen bir model başkanı böyle de. Sivri bir insan dincidir, ırkçıdır, komünisttir, faşisttir, bilmem nedir, bölücüdür, bölgecidir. Bunların gelme şansı hemen hemen yok gibi bir şeydir bu modelde. Bu modelin de faydası belki budur. Bir şey daha söyleyeyim. Demin mesela çeşitlilik dediniz. Aslında bizim imparatorluk gibi den gelen hani kalıntı olarak bilinen ülkeler işte Türkiye bunlardan biri imparatorluğumuz. Şu anki toprağımızın 25'te birindeyiz, 24'ünü kaybettik bir Dünya Savaşı'nda. Böyle bir toplumdan geliyoruz. Etnik ve dini kimliklerimiz farklı. İşte 18 çeşit filan deniyor. Çok da önemli çeşitimiz, çeşit var. Bunları bir araya tutmada da başkanlık modelinin bu demin dediğim bütün nesil üzerinde faydası olduğu tam aksine söyleniyor. Bir de böyle var, bunu böyle cevap vermiş oluyor. Tabii ateist dinlerde bunun başkanlık modelinden doğrudan bir alakası yok. Demin cümleme başında bir şey dedim. Modeller özgürlükler bakımından
çok yeni bir şey de getirmezler. İnsan insandır sonuç olarak. Hepimizin ifade özgürlüğü, dil ve vicdan özgürlüğü, teşebbüs özgürlüğü, ifade özgürlüğü neyse, yaşam özgürlüğü bunlar zaten nerede olsa orada da lazım olan şeyler. Yoksa o sistemde de olmaz, bunda da olmaz. Çok öyle aman aman bir... Ama ne olur? Sistem iyi çalışırsa bu dediğimiz özgürlükler uygulamada tabii daha iyi olabilir. O başka bir mesele. Ben teorik anlamda bunları size söylemiş oldum. Federal yapıya gelince bilhassa Milliyetçi Hareket Partisi ve o yönde olan arkadaşlarımızın kaygıları oluyor. Diyorlar ki bu model Amerikan modeli diyorsanız işte eyaletti filan. Bakın başkanlık modeline sevgili gençler eyalet, federal yap, özel yapılarla direkt alakası yok. Ha sen getirmek istiyorsan getirirsin, o başka bir mesele yani istiyorsan. Ama başkanlık modeli geldi, eyalet de geldi. Böyle bir şey, ben başka örnek vereyim size. Mesela Almanya, al sana Yeni Zelanda, al burada Kanada, öbür tarafta Avustralya. Bunların hepsi efendim federal yapı ülkeler. Hepsinde parlamenter model var bunların. Yani böyle bir şey yok. Dolayısıyla federal yapı olduğu zaman başkanlık olur. Başkanlıksa ille de efendim bilmem federal yapı olur diye bir zorunluluk yok. Biz üniter yapımızı koruyarak pekala bunu yapabiliriz. Ama bir şey de haklısın. O da şu, bu model geldiği zaman yerel yönetimler güçlü olur. Belediyeler güçlü olur. Doğru söylüyorsun. Bir şey daha söyleyeyim baba bunun yanına. Bu olmadan da zaten biz belediye güçlendirmek için gayret ediyoruz. Ben mesela şimdi size bir soru sorayım. Belki biraz garip gelecek. Diyelim ki dünyada ünite yapısı en sağlası, sağlam demeyeyim de hassas olan, ünite yapı da hassas olan bir ülke söylenirse Fransa derim. Peki ikinci soru. Hocam dünyada yerel yönetimler en güçlü ülke derse gene Fransa derim. Nasıl oluyor? Adam oluyormuş. Bu anda mesela biz belediyelere %20 pay ayırabiliyoruz. Şimdi bu son yasayla biraz daha arttı o. Avrupa'da ortalama %50 belediyelere pay ayırıyor. Sırf Fransa %75 ayırıyor. Yani Paris'in dışına atmış işleri. Adam oralarda çözüyor. Bu mümkün. O bakımdan kaldı ki bir şey daha söyleyeyim. Milliyetçi kesim için iki şey söyleyeyim. Biri bilsem ki memleketi federal bir yapıya götürecek Burhan Kuz olarak ben kesinlikle bu modeli savunmam bir defa. Çünkü ben federal yapılanmaya Kürt'den karşı bir adamım. Her zaman da bunun kavgasını vermişimdir. O ayrı. İnanmadığım için bu şeye bunu rahatsız oldum. İki, şimdi en hassas dediğimiz mesela Milliyetçi Hareket Partisi ve o ekipteki arkadaşlarımız. İşte rahmetli Türkeş 1969 tarihli 9. kitabı var. Kendi yazdı. Orada diyor ki Türkiye'nin tek çözümü başkanlık modelidir diyor. Peki Türkeş de mi federal yapı istiyordu? Böyle bir şey olabilir mi? Yok böyle bir şey. Bir şey daha söyleyeyim. Türkeş vefatından birkaç sene önceydi. Partiye beni, üniversitenin Abdülkadir Doruk diye bir profesör arkadaşımızı, o kesimden filan. 3-5 arkadaşı çağırdı. Akademi o zaman hocaydı üniversitede. Panel yaptı. O panelde konu başkanlık sistemi. Konuşan da bizleriz. Bunların kitabını bastılar. Şimdiki yönetim böyle bir şey söylüyor. Yani böyle bir şey olmaz. Onu özellikle geniş tutmamın sebebi bu soruyu. Önemli bir soru çünkü. Sol kesme bir daha söylüyorum. Bu modelde sağ da gelir, sol da gelir. Ama sağın ve solun uç tipleri değil, merkeze yakın olanları gelir. Belki Türkiye'nin hayrı da burada olur gibi geliyor bana. Böylesine etnik dini yapılanması farklı olan bir ülkede zannediyorum kucaklayan insanlar olmasında yara var diye düşünüyorum. Sistemin hayrı olur diye düşünüyorum ama maalesef tabii muhalefet partilerimizin üçü de birden. Bir şey daha söyleyeyim, ben çok bir şey söylerim de bedelse durup dururken. Efendim, o da şu, mesela federal yapılı bir yapıya gitse, Milliyetçi Hareket Partisi karşı çıkıyor, anlıyorum, olabilir yani kendi zaviyesinden. O zaman BDP'nin buna hemen sahip çıkması gerekir. Madem ki federal bir yapıya gidiyor, aferin Burhan Hocam, ben de taraftarım. Onlar da şiddetle karşı çıkıyorlar bu sisteme. Nasıl oluyor o zaman bu? Kimse yaranamadık ya. Hayır şimdi dürüstlüğü şu, bana sorarsanız bu modelin federal bir yapıya gitmeyeceğini biliyorum. Ama nedir bakın, bu modeli sevgili gençler üç kesim istemez. Biri demin dediğim gibi %51 alamayan diye kuşkulu sol kesim. Ama boşa o kaygı. Emin olun memlekette gerçek anlamda çıkacak soldan bir lider %51'i çok rahat alır ikinci turda. Bunu ismim gibi biliyorum. Ha ne olur belki bizim yapımız sebebiyle yani sosyolojik yapımız sebebiyle belki iki dönem sağ gelir, bir dönem sol gelir Türkiye'de.
Ben de diyorum ki ellerinde hiç yoksunuz zaten. Bari bir defa gelme şansınız olur. Daha ne istiyorsunuz ya? Ellerinde sanki çok geliyorlar da bu modelde. Ama ne faydası bu modelin bunlara? Yani küçük partilere ve sol kesime. Koalisyonda da bir yerden tutma faydası var. Bir taraftan tutuyorlar. Dörtte bir Allah bereket versin. Yani bu iş değil yani. Onu anlatmak istiyorum. Gelin kendiniz. Bizim yaptıklarının yanlışı, doğrusunu siz yaparsınız. Gelemiyorsun. Oradan da konuşuyorsun. Acaba ya bu adam gelse iyi bir şey yapar mı diye düşünüyoruz. Gelemiyor da. Burada bir imkan doğabilir. Koalisyonlar Türkiye için bunu diye götürüyor. Tam seçime gidiliyor. Başlıyorlar bu sefer kavga etmeye. Sandık başı gözüktü mü? Başlıyor başbakan ya da işte. Efendim ya şu benim ortak yok. İllallah öldürdü beni. Ha dün ne oldu? Kalkaydınız beraber. Seçim yaklaştı ya öldürdü ortağı bunu. Tablo mu yani Türkiye'de? Bunlar aşar mı diye düşünüyorum ben. Evet. Başka soru? Buyur söyle. Ötekiler daha kısa konuşacağım. Ben uzun konuşurum ama bunu... Birkaç gündür haberlerde dönüyor. Rahmetli Menderes, rahmetli Polatkan, rahmetli Zorlu hakkında iadeyi itibar verecek diye bir haber. 2-3 gündür haberlerde de geçiyor bu. Yani bir, sizin de birkaç söyleminizi haberlerde gördük. Yani iadeyi itibar zaten Özal döneminde verilmemiş miydi? Şimdi yani tam olarak ne yapılmak istiyor? Şimdi şöyle, o günün avukatı Burhan Apaydın ve bir dilekçe verdi meclis başkanlığına. Yani Menderes'in avukatı Burhan Apaydın. O yıllarda avukatlık yapmış. Tabii dosyayla alakalı mesela son sözü söylenmedi Menderes'e diyor. Son sözü nedir diye sormadılar diyor. Çünkü intihara teşebbüs falan etti diyerek diyor. Efendim hastaneye götürüyoruz adı altında direkt yasa diye şeye götürüp efendim idamı gerçekleşti falan diyor. O yazıda bunlar söylüyor. O yazı çerçevesinde de konu komisyona intikal etti. Dilekçe komisyonuna. Onlar da bilir kişiye göndermişler. Bir rapor şimdi hazırlanıyor. Senin söylediğin mezarlarının taşınması konusunda bir karar çıkarmıştı o zaman. Meclisten ona dayanarak işte şehir içerisinde İstanbul'a getirmiş oldu. Bu yeni yapılacak olan zannediyorum yani hani belki yeniden bir yargılama süreci başta sembolik de olsa yapılabilir. İade itibar dediğimiz çünkü vatan hainliğiyle suçlanıyorlar. Ağır bir itham. Yani darbeden hepsi kötü. 27 Mayıs işin için ayrıca tabii iki bakan bir başbakan asıldığı için ayrıca benim ifademle bir cinayet olmuştur bana sorarsanız. Bakın Hüseyin Nail Kubalı burada hocalarımızdan tanıyanlar vardır. Efendim bizim de hocamızdı. Gerçi benden tabii bir hayli yaşta varsa şey rahmetli oldu filan. O geldi Amerika'dan 8 saat ifade verdi. Bu Menderes ve arkadaşlar anayasa ilan etmişlerdi, idam hak etmişlerdi yönünde. Sonra bir gün üniversiteye gelmiş. Ben de orada işte asistanım. O zaman emekli olmuştu tabii hoca. Yanına yaklaştım. Ben dedim Burhan Guzu hocam anayasa asistan filan dedim. Tarık Sabah Tunay hoca hastaneydim ben beraber. İşte epey bir zaman birlikte olduk filan. Dedim ki hocam ben o dosyaları okudum yasada duruşmalarını. Yani sizi buraya tıkan güç böyle davranmaz istiyor şeklinde iddialar, bir şeyler, savunma hakkı oldukça kötü filan. Bu dosyadan idam çıkmaz dedim. Yani benim gördüğüm bir hukukçu olarak sağa baktı, sola baktı. Aynen dedi ki çocuk dedi biz onları katlettik dedi. İfadesini söylüyorum aynen size. Öyle gittim onun için yazsın. Sonra Sonabalist diye bir gazete vardı o zaman. O gazetede Nam hocam 4-5 gün süren bir şey yazdı. Seri bir yazı yazdı. Yani o yılları anlatan, yapılanlarda taşkınlık olduğunu dile getiren yazılar yazdı. Efendim ve belli bir kez adamı aforoz etti. Odasını almadı, kitaplarını yağmaladı, yaktırdı bilmem ne filan. Demek istedi bu işin canlı şahitleri bile sonunda o günün şartlarında oluşmuştur. Bir yanlışlık olmuştur diyorlar. Ha bu tekrar gündeme gelir, bu neyi kurtarır? Bu elbette ki gideni geri getirmez. Ama en azından belki meclis arşivlerinde böyle bir şey olabilir diye düşünüyoruz. Ama tabii meclis başkanı bu konuda ne diyor çok da doğrusu bilmiyorum. Yani arka planda ne var. Zaten yaparsa bütün partiler ortak bir şey yapacaklar birlikte. Nasıl bir şey olur çok bilemiyorum. Evet, başka? Sayın Vekilim, Sayın Başkanım, öncelikle okulunuza hoş geldiniz. Teşekkür ederim. İsmim Mesut Siyasetler ve Ekonomi Eksimli son sınıf öğrencisiyim. Konuşmalarınızda Montesquieu'den
kuvvetler ayrılığından bahsettiniz. Sayın Başbakanımızın geçen günkü konuşmasında kuvvetler ayrılığı önümüzde bir engeldir demişti. Bu cümlenin anlamını ve bu konudaki görüşleriniz ne olur? Teşekkür ederim. Evet, Konya'ya gitmiş olduğu bir toplantıda Sayın Başbakan'ın ifadesi bu anlattığın çerçevede kullandığı bir cümle oldu. Dün de basının çok yer aldı. Benim de açıklamam oldu. Bu akşam da saat 9.30'da CNN'de bir program var, benim katılacağım. Ahmet Hakan'ın programına katılacağım. Konu da aynen bu. Şimdi burada tabii mesele şu arkadaşlar. İfadeyi böyle aldığınız zaman direkt elbette ki bu doğru bir ifade olmaz. Kuvvetler ayrımı bizi şöyle yapıyor diye cümlenin kendisini. Ama aşağısını okuduğunuz zaman başbakan başka bir şey anlatıyor aslında. Yargıtay'ın içtihatları var Türkiye'de. Hocalarımız bilirler. Yargıtay diyelim ki birini yargılarken ifade özgürlüğünden kitabın tamamına bakmak, konuşmanın bütününe bakmak. Ben mesela burada bir cümle sarf ederim. Oraya alırsın. Hay Allah, adama işte ben böyle bilmezdim. Vay anasını, bu adam neymiş? Bir de cümlenin tamamını okursun şeyin, ya adam başka bir şey anlatmaya çalışıyor dersiniz. Dolayısıyla Sayın Başbakan aşağıda zaten buradaki konunun, yargının verdiği, bazen kendince yerli yersiz gördüğü yürütmeye durdurma kararları, atak yapmak isteyen hükümetlerin yargı önüne engel çıkardığı yönünde. Bu yanlış, doğru, ama bilesiniz ki Türkiye'de arkadaşlar benim de katıldığım zaman zaman kimi kararlarla yargı maalesef hatalar yapmıştı. Mesela bir öz eleştirme konusu gündeme geldi. Anayasa Mahkemesi 92-93'lü yıllarda bu yürütmeyi durdurma kararını verdi. Ve o güne kadar da Anayasa Mahkemesi'nin böyle bir yetkisi yok. 10 tane kararı var. Onunla da diyor ki yürütmeyi ben durduramam. Mesela durdursaydı denir, efendim Gezmiş'le alakalı idam kararı verilmiş. Bunu durdur diyorlar. Adam idam edilecek. Diyor ki ben durduramam, yetkim yok diyor. Yetkisi yok hakikaten. 10 defa karar verdi, onda da yetkisi yok. Ne zaman özelleşme gündeme geldi? Memleketin kimi malları satılıyor hesabına, kendilerinin milliyetçi damarı tuttuğunu düşünüyoruz. Efendim, o dönemde Balkanlar, sosyalist ülkeler, komünist ülkeler hep artık özelleşme sürecine girmiş, elindeki malları çıkarıyor, hantal yapıyı boşaltmaya çalışıyor. Bizimkiler reddetti. Reddetti ne oldu telekomla alakalı? Örnek olsun diye başbakan bunu anlatmaya çalışıyor. Efendim, 40 milyar dolara gidecek olan o günkü Telekom 6,5 milyar dolara zor sattık. Ne oldu şimdi peki? Telekom gene gitti ama o da Türkiye oldu. O günkü dış borcumuzun tamamını ödeyecek para neredeyse. Yani bunun benzeri bizde değil. Mesela Amerika'da efendim Roosevelt döneminde 29 kriz olduğu zaman İtalya'dan çuvallarla paralarla bir öğle yemeğine gidiyor. Bir çuva para bırakıyor. Para hiç olmuş. Kriz dünya sarmış. Roosevelt bir şeyler çözüm bulmaya çalışıyor. Oradaki mahkeme efendim o kadar yaşlı başlamak, o hala eski yıllarda filan. Adam yeni kanuna çıkaracak. Giden kanun döndürülüyor filan. Orada neyse mahkemesi üyelerini malumunuz efendim federal mahkemenin üyelerini başkan atıyor tamamını kendisi. Adam dedi ki anayasayı değiştirip ben bunu alacağım görevden. Bıktım artık, Amerika çöküyor dedi. Mecbur kalındı sonra bir orta yolu filan bulunmaya. Demek istediğim, atak yapmak isteyen hükümetler bazen yargının kimi kararları nedeniyle boşlukta kalabiliyor. Başka çok karar var, yürütmede de var. Yürütme durdurma kararlarını mesela o kadar çok verdik eski yıllardan. Ben mesela Demirel'den biliyorum. Sorarlardı Demirel'e, at nasıl? At dedi, Adalet Partisi'nin ablemi, at. At iyi derlerdi, Taylar'da iş yok. Yargıtay, Danıştay, Sayıştay'ı kastederek. Yani o da bundan çok çekti de, Özal da bundan çok çekti ama yargı lazım. Çok çekti derken yargı olmasın diye yok. Ya öyle bir şey olamaz zaten. Bunu ne başbakan ne biz ne herhangi bir aklı selim adam bunu zaten söylemez. Ama kimi taşkınlıklardan, diyelim ki mesela İstanbul'da ben vekil olarak söylüyorum. O Marmaray yapılıyor. İnşallah gelip görürsünüz. İstanbul'un karşıdan karşı 10 dakikada vızt geçiyorsun. Şimdi gidiyorsun 2,5 saatte. Ben orada aşağıydım, kahvaltı filan yaptık, gördük, muazzam bitmek üzere filan açılacak. Şimdilik tren, sonra işte araba filan geçiş gidişleri filan. İki sene durduruyor yürütme. Orada iki tane gidiyor, biri kemik vuruyor. Ulan bu kemiği kendimi koydu, gecemi koydu, birimi koydu, insan kemiği başka bir kemiği. Vay tarihe sen filan diye. Anıtlara bir gidiyor, Etilerden mi, Sümerlerden mi, Hititlerden mi bir başlıyor tartışma. İki sene de böyle gidiyor. Şimdi bunlar olmasın demiyorum.
Ama yargı bunları yaparken biraz da toplumu düşünsün diye söylüyorum bunlar. Yoksa yargı, hükümetler pek hoşlanmazlar. Normal yani. Sonra başbakan hukukçu diye, başbakan bu laf etti diye hani dümdüz onur de almanın bir şey yok. Bu şeye benziyor hani namaz kılmaya ne sormuşlar, neden namaz kılmıyorsun? O da demiş ki Kur'an-ı Kerim namaz yasaklıyor. Hani ne bir Kur'an namaz yasaklar mı, gösterir getirin demiş. Getirmiş. Efendim Kur'an'da açmış ayeti. Onu okumuş. Diyor ki orada katliyen namaza yaklaşmayınız diyor. Buraya bakarsa namazdan kaçın demektir, katliyen yaklaşmayınız. Allah Allah demiş. Devamına bakmışsa işkin olduğunuz zaman. Peki bunu niye söylemiyorsun? O kadar hafız değilim, işine gelmiyor orası. Bundan beraber bakacaksın bu iş. Öyle şey olur mu yani? Bak baktığın zaman demek ki ya namaz yasaklamıyorum. İşkin olduğu zaman biraz bu işten uzak dur demek istiyor. Şeklinde bakın işte anlam değişiverdi. Dolayısıyla Sayın Başbakan'ın bu sözü altta odu karşılık yapılanmadan dertlerine bilmem ne filan. Söylediğim gibi hükümetler, yargı, genellikle Anayasa Mahkemesi'yle bizim de zaman zaman şeylerimiz olabiliyor. Son Anayasa Mahkemesi mesela bir seçim kanunu konusunda 68 tarihli kararı var. Milli Bakiye sistemi dışında sistem tanımıyor. Yani barajdan sıfır. Zerre kadar baraj tanımıyor. Hiç getiremez. Aynı Anayasa Mahkemesi 84'te karar veriyor. 110'luk baraja evet diyor. Mahalli bilmem ne evet diyor. Kontrol adını evet diyor. Yani öyle bir sistem ki getirilen model, küçük parti bitiren bir model aslında. Bunlara evet diyen bir Anayasa Mahkemesi 68'de de tam tersine hiçbir baraja, hiçbir, bütün oyların tam değerli bir sistemden yana. Peki ne değişti? Değişen bir şey yok bana sorarsınız. Ha daha sonra Ecevit Hükümeti döneminde 2001'de falan hocam hatırlar seçimde adaletinden istiklal ilkesi geldi, ondan sonra iş biraz değişti, bir ölçüt getirildi. Doğru ya da yanlış. O zaman ölçüt de yok o zamana kadar. Ama mahkeme bakıyorsun bir kendine göre öyle diyor, bir kendine göre böyle veriyor filan. Bir idare mahkemesinden vereyim güncel olduğu için konu. Afyon'da efendim bir ilçe bir meydan şey yapmış, bir meydan nedir? Net meydanı işte tören alanı gibi bir meydan. Hükümet konağının yanında. İşte oradaki bayram seyran falan günlerinde gelinir. Dava açmış. Arsa şeyi kamulaştırma yoluyla almış. Mahkeme karar veriyor. Danıştay da iptal etmiş bunu. Mahkeme, alt mahkeme ben uygun görmüş. Diyor ki kardeşim tabii ki bir alan lazım. O hükümet binasının yanında yerde seçimi de takdir hakkı da doğru filan diye. Danıştay onu iptal ediyor. Diyor ki efendim diyor, hükümet meydanına diyor İlle hükümet konağının yanında olması şart mı? Hükümet meydanı zaten şart da değil. Lazım olduğu günlerde bir yerde yapılır diyor. Şimdi bakalım bir karar. Olacak bir şey değil bu bana sorarsınız. Ha başka bir kararı, doğru bir kararı mesela benzer söyleyeyim. Efendim ormanı bol olan bir yerde, başka bir ilde, bir genel ilçede. Efendim alanlar da var, orman yapılması gereken boş yerler de var. Adam demek ki siyasi muhalif ki gitmiş efendim muzurluğuna adamın bahçesini, sebze bahçesini istimlak etmiş. Buraya diyor orman koru yapacağım. Sanki başka yeri bulamamış. Yani birinin orman var orada. Boş yere gidip oraya dikse ne yapacak? Konu iptal etmiş ana şeye. Yürütmesini durdurmuş, iptal etmiş Danıştay. Doğru yapmış. Bakın yer olduğu zaman da. Yani bütün mesele değerli arkadaşlar bir şeyi söylerken yani hükümetleri her zaman kötü şey yapıyor diye bakmamak lazım. Yargı taşkınlık yapıyor. Yoksa kuvvetler ayrımına karşı çıksa başbakan, başkanlık modeli istememesi lazım. Definden beri söylüyorum, başkanlık modeli kuvvetler ayrımında en iyi uygulayan model. Başbakanları en zayıf duruma düşüren model aslında. Evet. Buyurun. Siz önde şurada. Ahmet Ortak, Sayıştay Başkanlığı'nda başkanlık çalışıyorum. Benim sorum teknik olacak daha çok. Başkanlık sisteminde zayıf taraflar olduğundan bahsetmiştiniz. Bunlardan başka zayıf tarafları olan kısımlar da var. Birincisi kilitlenme mevzu. Eğer meclisin çoğunluğu muhalefetin olursa başkanın yapacak olduğu işleri çok sınırlı hale gelmesi şeklinde. Bütçesini geçirememesi şeklinde birinci kısım bu. İkincisi de bu başkancı sistemler denilen kötüye kullanıma yol açan, darbeye yol açan sistemler. Evet. Latin Amerika örnekleri.
Buradaki sıkıntı da şu, başkana kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi veya kanun teklif etme yetkisi verilmesi, bir de meclisi doğrudan feshetme yetkisi verilmesi. Yani evet, bu iki husus başkanın çok daha sistemin üzerine çıkmasını getiriyor. Doğru, sorular doğru. Şöyle, arkadaşımızın sorusu işin bende belki mi? Amerika'da bugün acaba biz bu başkanı, zayıf düşen başkanı çok sıkıntıya düştüğü zaman bir formül bulabilir miyiz? Çalışması var. Biz de onların sıkıntısını görerek biz kendi sunduğumuz taslakta buna bir formül getirdi arkadaşlar. Doğru yanlış bunlar konuşulabilir. Mesela dedi ki feshi yetkisi demin dediğin gibi tıkanırsa çözüm ne olacak? Şimdi Güney Amerika'da feshif vermiş adam parlamento feshif diyor kral gibi gelip oturuyor. Ama bizim önerdiğimiz modelde eğer parlamentoyu feshederse başkandan beraber aynı anda seçime gitmek zorunda. Başkan kendisi de bitiyor görevi. Mesela ben açıyorum televizyonları buraya şöyle hadi feshiyetçisi getirmiş. Getirmiş de aynı anda kendisi de gidiyor. Yani onu şöyle mi? Ya da mesela parlamento diyelim başkandan çok sıkıntı çekiyor. Baş belası bir adam. O da başkanı düşürebiliyor ama kendisi de seçime gitme kaydıyla düşürebiliyor. O dengeyi kurmak bakımından böyle bir formül bulunmuş. O öbürü şöyle diyeyim, kanun teklifi veremez, tasarısı hazırlayamaz, doğrudur, ihtiyaçlar nasıl görülecek? İki yolla bunu görülüyor. Bir tanesi mecliste komiteler var, yasama komiteleri. Bunlar sürekli hükümetle iç içe olduğu için onun ihtiyaçlarını duyuyor. Ya da diyelim ki başkanın verdiği mesajlar var, basına verdiği. Ya da parlamentoya gönderdiği bir takım talepler olabilir. Yazılı olarak bunlar ille de yasa tipi değil, ihtiyacını bildiren. Bunlar dikkate alınabiliyor. Kanun hükmünde kararname yetkisini biz formül olarak bulduk, verdik. Fakat kanun olmayan, kanunda hüküm bulunmayan durumlarda ihtiyaç doğarsa ve aynı alanda kanun varsa kanun uygulanıyor. Diyelim ki kanun çıkarmadığı zaman o alanda başkan kendisi onu yetkili olarak uyguluyor, kararname çıkarıyor. Anayasa Mahkemesi denetime tabi bu kararname. Ama aynı konuda meclis tutup da kanun çıkardığı anda o kararnamede düşüyor. Yani konu olarak. Dolayısıyla dengeyi böyle kurabiliyorsun. Çünkü söylediğin gibi bu sistemin en sıkıntılı tarafı bir yasama yürütme arasında bir kilitlenme olma ihtimali. Bunu aşmak için de kuzeyin bulamadı, güneyin de kötü buldu. Çünkü güneydeki tek taraflı. Mesela kanun getiriyor, gel getirmemesi lazım. Feshi yetkisi var, etmemesi lazım. Biz bunları getirirken karşılıklı olarak var ise ancak olur diyoruz. Yani tecrübeden istifade ederek bu söylediğin krizi ancak ulaşılır diye düşünüyorum. Hocam bir başka hususta ben şimdi Hacettepe Üniversitesi'nde doktora öğrencisiyim aynı zamanda kamu yönetim bölümünde. Doktora tez konumunda başkanlık sisteminde kamu yönetim örgütlerinin yeniden düzenlenmesi ve merkez yönetim dengesinin yeniden kurulması şeklinde hazırlanıyor. Tez konusu bu şekilde. Şimdi sistemimiz şu şekilde, her sene bir teşkilat yasası çıkıyor veya her ayda çıkıyor, torba kanunla çıkıyor, değişiyor sürekli. Bizim kamu yönetimimiz oturmuş bir sistem değil. Yani sürekli yeniden dizayn edilen, sürekli yeniden kurulma oluşturulan bir sistem. Böyle bir durumda doğrudan hükümet sistemi geldiği zaman bu sanki şey gibi olacak, BMW motorlu bir arabaya Şahin modeli bir kupa olacak. Yani bizim kamu yönetim örgütlerimiz, sistemimiz daha eski model. Yani geleneksel yapılarımız var, yeni kurumlarımız var, üst kurul tipi var, ajans tipi var. Tabii yani, o yeniden yapılanma bir süreç ister tabii. Doğru söylüyorsun. Yani zaten orada biliyorsunuz genel müdür ve üstü bütün bürokratlar başkanla gelip başkanla gidecek. Yani hangi siyasi parti gelirse şimdi de zaten aslında şifre olunca geç oluyor. Orada otomatik olmuş oluyor. Şimdi ne oluyor? Diyelim müsteşar geldi, hükümet değişti. Ondan zaten çalışmıyor. Yani bunu adama git gel demek yerine, birkaç ay çalışalım demek yerine belli bir yani genel müdür üstü daha çok öyle belki aşağılara inmiyor. Belli bir bürokrasinin önemli bir beyin bölümü başkanla gelip başkanla gidiyor. Evet. Buyurun hocam. Okulumuza hoş geldiniz. Buranın en eski hocası giriş olarak ve eski yönetici olarak tekrar hoş geldiniz. Teşekkür ederim değerli hocam. Aynı derslerde beraber feyiz aldığımız İstanbul Üniversitesi'nde İktisat Fakültesi mezunuyum. Kumral Hoca'yı evet. Diğer hocalarla beraber bulunduğumuz için biraz aradan doğru. Malzemeciniz. Ben sadece kısa bir şey soracağım. 2007 veya 2011 AKP'nin seçim bildirisinde galiba parlamenter sistemi güçlendirmek ve Cumhurbaşkanlığının yetkilerini azaltmak üzere bir beyannameniz var. Şimdi
Şimdi bizim elimizdeki, geçen günde o söylendi, resmi metinde böyle bir şey yok. Ama biz 2007'deki anayasa metnini parlamenter modele göre yazdık, doğru. Ama bizim tüzüğümüzde ya da parti programımızda bu ifadeyi kullanmadık. Fakat bir yerlerde bu geçti, yani geçtiyken basından anlatıyorum. Niye 2007'de işte Ergun Özbudun Hoca'nın hazırladığı o ekip? Çünkü onlar hazırlayan ekip, biz dedik ki siz bir anayasa hazırlayın, biz karışmıyoruz. Onlar parlamenter modele göre dizayn edilmesi gerektiğini, başkanın modeline karşı olduklarını o zaman dedik, başkanlar ona göre dizayn edildi. Bir de tabii, bir de bunun geçmesi var. Şimdi başkanlar göre yazarsın da, bu real politikte bir de genel kuruldan bunun geçmesi var. Muhalefet yok derse nasıl geçireceksin? Geçirsen bile bir de toplumun kabul etmesi lazım. Sonra getirdim diye bir şey. Bir de referanduma gitmen gerekir. Anlatman lazım bu işi biraz. Dolayısıyla öyle bir ifade değildi hocam. Ama 2007 metnimiz parlamenter model biçimindeydi. Doğru ama o dediğimiz gerekçeğine yani. Yani bu sistemi şimdi değiştirmek... Hayır şöyle, biz başkanın modelini baştan beri hep savunduk. Ama real politikte bunu geçiremiyorsun. Şimdi biz mesela bugün de teklifimiz öyle verdik. Verdik ama şimdi diyelim 4 tane parti parlamenter modelde, üçü diyor ki parlamenter modele devam. Biz de olmasın dedik. Fakat arkadaşlarımızla da konuştuk. 3 arkadaşımız var orada. Dedik ki biz süreci tıkamayalım. Nedir o? Tamam benim sistemim bu ama parlamenter rejimi de bilmiyor değiliz herhalde. Yani onu da biliyoruz. Oradaki modelde neler değişecekse biz fikrimiz orada söylüyorduk. Yani soru böyle olsun, bilmem şu şöyle olsun, bu böyle olsun. Yani sanki o çıkacakmış gibi de çalışıyoruz. Çünkü yarın başkanın modeli dediniz, sistemi tıkadınız. Bu doğru bir şey değil. Bunu bizim yapmamız da doğru değil zaten. Böyle bir niyetimiz yok. Ama ikna edebilirsek, söylediğim şekilde, özellikle benim açımdan konunun AK Parti boyutu değil. Çünkü ben demin de söyledim, 1980'de İlk makalemle başladım. 97'de AK Parti ortada yokken, o 2010'dur o sendeki. Benim söylediğim 97 birinci baskısı, bu ikinci baskısıdır. 2010 dolayısıyla AK Parti'den çok daha önce, 15 sene en azından önce bu işe başlamış bir kişiyim. Özel'e danışmanlık yaparken de bunları hep dile getirdim, dillendirdim. O bakımdan yani benim açımdan bu, hani AK Parti'de başbakan yukarı çıkmayı istiyor, cumhurbaşkanı olacak, başkan olacak, hoca da bunun alt zemini hazırlıyor. Böyle bir şey yok. Ya benim açımdan böyle bir şey yok. Bu işe inanan bir insan olarak savunuyorum. Yeni değil ya. Hep bunu her zaman savundum. Yani biraz onda bunu söyledim. Parlamenter model bu ülkeyi ne oldurur, ne öldürür, süründürür. Kaldırır, geri yıkar. Hasta bir iyileşir, kütleye geri gider. Tablo bu. Bunu ben 30 yıldır söylüyorum. Bunu bugün söylesem gelebilir ki. Ama bir parti içinde tabii ki parlamenter modele den yana tavır ortaya çıkar da efendim yok kardeşim ben ona oy vermem demek de zaten olmaz. Nihayet bir parlamentoda bir şeyin üyesiyiz sonuç olarak. Yani partimizde ne istiyorsa elbette ki bir yerde ona destek olmak durumunda. Çünkü tek başına bunu zaten getirecek gücümüz yok, yetkimiz yok. Buyurun. Öncelikle okulumuza hoş geldiniz. Ben Alican, Hukuk Fakültesi son sınıf öğrencisiyim. Benim 3 sorum olacak, net sorular olacak. Birincisi, yeni anayasa taslağında Türk milletinin herhangi bir tanımı söz konusu mu? Yeniden bir tanımlama söz konusu mu? Çünkü bu aylarca, yıllarca tartışıldı ve yani ilginç bir şekilde tartışma usulleri oldu, televizyon programları oldu, paneller oldu, konferanslar oldu. Bir sonuç olarak bir çözüm ortaya atılmadı. Yani biz bunu çok merak ediyoruz. İkincisi, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun yapısıyla ilgili bir sorum olacak. Herhangi bir reforma gidecek mi? Çünkü bugün anayasacıların en çok eleştirdiği konulardan biri HSYK'nın kendi iç yapısı. Bir üçüncüsü de, yani bu çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Hani arkadaşlar hani görmüşüm de bilmiyorum ama bir tekke ve zaviyelerin açılmayacağı tartışıldı. Bunu tartışan da bizzat Adalet Bakanı. Hani tekke ve zaviyenin açılıp açılmayacağı bir iki gün tartışıldı, sonra bir anda kesildi gitti. Hani düzenleme yapılacak dedi, yapılmayacak dedi. Ama ondan sonra bir baktık, ne televizyonda gördük, ne gazetede, bitti gitti. Yani kısacası kafalarda soru işareti olarak kaldı ki büyük bir kısmımız da zaten bunları unutmuştur. Ama hani unutmayan da unutmuyor. Bir de bu konuyla ilgili bizi aydınlatırsanız teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Şimdi tekke ve zaviyle konuşu Adalet Bakanı değil de Bekir Bozdağ Bey'in bir ifadesi oldu.
O da ondan sorumlu bakan olduğu için Diyanet'ten. Asıl tekke ve zaviyelerin kapatılması şeklen olan bir şey. Şu anda tekke de var, zaviye hepsi var aslında sorarsanız. Yani birçok efendim kurulmuş olan birçok yerdeki tarikatlarda bunların yaşayış biçimleri, bunlar da aslında yasak o manada bakarsan. Şimdi şapka giymek mecbur. Özellikle milletvekilleri ve memurlar için. Kaç memurda şapka görüyorsun? Kaç memurda ya da vekilde şapka var? Dolayısıyla devrimlere karşı olmak meselesi değil de belki bazıları zaman içinde zaten o devrim yasaları Anayasa Mahkemesi'nde iptal edilemezler. Yoksa değiştirilemez diye bir şey yok. Yani anayasadaki yasak olan bunlar değişmez anlamında değil. Anayasa Mahkemesi anayasa aykırı olarak bunu yorumlayamaz diye orada hüküm konmuş. Bunların tabii içerisinde elbette ki kökleşmiş, yerleşmiş olanlar var ama bazıları uygulamada farklı yorumlanıyorsa belki buna bir açıklık getirelim diye söylenen bir söz. İş oraya kalsın yani öyle de söylendi gitti zaten. Tali bir konu bana sorarsan. İkinci bir husus sorduğun neydi ikinci soru? SYK ile alakalı olarak baktığımızda biz 2010 Anayasa Değişikliği'ni SYK'ya getirdiğimizde benim şahsi kendi Burhan Kuz olarak ve partimin de aynı yönde olduğu görüşü dedik ki SYK'ya hakimlerimiz, alt mahkeme hakimlerimiz aday gösterirken her bir efendim hakim bir üyeye oy versin ki yani hakimler içinde de farklı eğilimler var. Yani onlar da yansısın yukarılara dedik bir yerde. Ama özellikle CHP ve muhalefet partilerimiz genellikle onların görüşü bu doğru değil. Efendim bunu çıkaralım. Yani bir adaya oy verme şeklinde olmasın filan gibilerinden. Anayasa Mahkemesi de bunu iptal etti maalesef. Yani oy mu çıkardı. Sonra ne oldu? Blok usule geçildi. Blok olunca da efendim ya A bloku ya B bloku kazanmış olacak. A bloku beklerken B bloku kazandı. Yani hani yazı bu tura mı diye atarsın, tura beklerken yazı çıkar ya. Tablo böyle oldu. Şimdi de başka sıkıntılardan dem vuruluyor. Yine anayasada bunlar da tabii gündeme gelebilir. Hakimler Yüksek Kurulu'nun oluşumu, geçen Adalet Bakanlığı bütçe konuşmasında şöyle de bunu tekrar bir gözden geçirelim filan diye ama nereye gidese gidin sevgili gençler, Adalet Bakanlığı'nın, yani siyasetçinin bir şekilde o kurulda bir şekilde olması gerekiyor. Sadece bize has diye. Başka ülkelerde de bakıyorsun. Mesela bugün Almanya'da Anayasa Mahkemesi üyelerinin yarısını Federal Meclis, yarısını öbür meclis seçiyor. Fransa'daki Anayasa Konseyi'nin 3 üyesini Cumhurbaşkanı, 3 üyesini Meclis Başkanı, 3 üyesini Senato Başkanı. Yani siyasetçi seçiyor. Amerika'da tamamını o seçiyor. Dolayısıyla yargının yaptığı işlerden dolayı bir yanlışlık varsa hesabını siyasetçiler soruyorlar. Ondan dolayı da birçok ülkede siyasetçi bu işin bir yerinde bulunuyor. Hesap veren millete, milli irade adına bulunuyor. Mesela müdahale etmeden hakimlerimize bir noktaya getirmeden ama ben size bir şey söyleyeyim. 2010 yılındaki anayasa değişikliği de Yüksek Hakimler Kurulu emin olun çok daha güzel çalışır hale geldi. Çok daha serbest hale geldi. Mesela bakanın yetkileri orada oldukça azaltıldı. Kurullar 3 ayrı kurul biçiminde çalışıyor. Eskiden alınan kararla yargıya gidemiyordu. Şimdi belki bir yer değişikliği dışındaki kararlar bakımından yargı yolu açılmış oldu. Tamamen kesindi verilen kararlar. Başkanı, Adalet Bakanı yapması zorunlu değil. Bazen katılıyor, katılmıyor. Uygulamada çok da katılmıyor zaten. O açıdan biraz daha serbestlik var. Ama bununla gene gözden geçirilebilir tabii. Yeni dönemde ne yapılır? Onu da çok bilemiyorum doğrusu. Ama siyasetçiyi sevgili gençler bu işin tamamen dışında tutarsanız o zaman işte yargıçlar devleti dediğimiz oligarşik bir hakimler hükümetine dönüşür ve yargıç hesap vermez. Yani bakın ben bölgeme gittiğim zaman
İnşallah sizler ileride bu makamlara gelirsiniz. Duam ediyorum, beddua mı onu da bilmiyorum ama yani inşallah iyi olur. Ondan sonra gittiğiniz yerlerde vatandaş yakana yapışıyor. Benim davam bitmedi. Ya oğlum bitmediyse ben ne yapayım yani? Ben hakim değilim, savcı değilim. E bunu diyor bitireceksin. Aç telefon bitirmiyor. Şimdi adamların bakışı bu. Vatandaşın. Ha tabii aç telefon bitirdiğiniz zaman bir daha açıp bitirecek halimiz yok. Yani davası diyelim geç geliyor, senden biliyor, suyu atmıyor, senden istiyor, kızı kaçmış, ineğini bulamamış bilmem. Hepsi geliyor bizden. Talep ediyor. Yani vatandaş gece birde telefon çaldı, 1.5. 4-5 sene önce. Bir kadın hüngür hüngür ağlıyor. Allah Allah hayırlı inşallah. Bacım niye ağlan sen? Derdin ne? Dışarıda mı kaldın? Ne oldu? İşte hocam ben emekli öğretmenim. Havaalanındayım. İzmir'e gideceğim. Bir köpeğim var. Aşısı yok. Bundan dolayı uçağı almıyorlar. Aman telefona şu işaret. Allah'ım hasbinallah vereyim. Aradık efendim müdürü. Kaldırdık yataktan. Dedik Temel Bey vallahi durum bahim. Adam da korktu. Köpekte gidemiyor bu kadıncağız. Öğretmen hocamız emeği var. Etme gitme oradan buradan filan gönderdik. Sonra da biz uyuduk. İşi bunu yapıyor düşünüyor. Yaptığımız bu anayasa çok da önemli bu. Onlar için. O yüzden vatandaşla hesaplaşan ya da hesap içinde olan vatandaşın hesap sorduğu bir kesim olarak siyasetçiyi de biraz düşünmek lazım. İşin içine girince görüyorsun. Hiç iş öyle dışarıdan göründüğü gibi gitmiyor. Senin bir sorun daha vardı. Türk milletinin. Tanım konusu, vatandaşlık tanımı sevgili gençler birkaç kronik sorunlu alanlardan birisi. Bence sorun yok da. Yani bazı kesimler efendim burada işte Türk milliyetçiliği filan diyor, ırkçılık filan gibi söyleniyor. Bir defa birkaç yol var. Bir, denir ki vatandaşlık tanımını kanunlara bırakırız, anayasa hiç yazmayız. Yani birçok yerinde de yok zaten vatandaşlık tanımı diye bir şey yok yani. Kanunda da bu düzenlenebilir, ille doğru. Ha ille yazalım dersiniz. Ya efendim Atatürk'ün anayasasında 88. madde 24 anayasasında bir hüküm var. Bizdeki de ona çok benzer de orada bir başka ifade var. Orada Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağla bağlı herkes din, dil, ırk ayrımı gözetilmeksizin bu ilave var. Bu bugünkü anayasalarda yok orada var. Türk ıtlak olunu Türk sayılır diye bir ifade var. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne vatandaşlık bağla bağlı herkes Türk'tür şu anki ifade var. Ya da cümleyi tezdalısın, sonunu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır diye bitirmişsin. Mesela burada vatandaşlık aslında bir ırk tanımı değildir. Olamaz da zaten. Şimdi diyelim ki herkes Türktür dedik. Değil mi? Şimdi anayasamıza bakalım. Herkes Türktür diyor. Tamam bu Türklük lafını biz ben öyle anlamamama rağmen ırkçılık olarak algıladığımızı düşünün bir an için. Hadi Kürt'e dedik ki ya siz bizimle beraber zaten beraberiz, aldık verdik, evlendik, şu oldu, bu oldu, kaynaştık. Sen Türk say kendini saydım dedi. Bu memlekette Ermeni var, Rum var, Yahudi var, buna Türk vatandaş. Türk demek de Türk olur bunda, böyle bir şey olabilir mi ya ırk anlamında hani algıladığımız zaman. Dolayısıyla yorum zaten yanlış, yapılan yorum yanlış. O yüzden bence bunlar aşılabilir. Bunlar aşılabilir de tabii diğer konularda... Diyelim ki BTP'nin özellikle özellik yapılanması, federal yapı talepleri olursa, daha şu an bilmiyoruz ne diyeceklerden çalışma devam ediyor. İşte ana dilde eğitim filan gibi bu tip taleplerin üzerinde fazla dururlarsa, o zaman o süreçte tıkanma olur. Yoksa vatandaşlık tanımında bir yol bulunur yani, o kadar şey değil aslında. Çünkü sonuç olarak aynı toprakta yaşayan insanlara sen Türksün ya da Kürtsün demek de olmaz ki orada. Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıdır. Vatandaşlık ne? Hukuki bağdır. Ben dışarı gittiğim zaman elimde Türk pasaportu. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pasaportu. Yani buraya da bağım. 72,5 millet var Amerika'da. Adam Amerikan pasaportunu taşıyor. Adam İspanyol mudur? Başka bir şey midir? Nereden gelmiş? Bir yine adamlar yani. Ne olacak sonuç itibariyle? Irk şeyi vermez ki sana o. Adam Almanya'da Türkler işte. Alman vatandaşı oldular. Çıktılar. Bir mavi kartla gelip gidiyorlar şimdi biraz pembe filan biz o kartı biraz daha anlamlı hale filan getirdik de. Ya neyse. Ya şimdi oradaki insanlar yani Türklükler mi çıktı, İslamlar mı çıktı, Alman vatandaşı orada ne oldu, ne kaybetti ya. Çok şey kazandılar. Bence konuyu biraz bu bağlamda almak lazım, daha büyük düşünmek lazım.
Yasin Bal. Şuradan bir mikrofon mu alsan acaba? Yasin Bal, siyaset bilim ve kamu yönetimi son sınıf öğrencisiyim hocam. Gençlerle alakalı başbakan seçme ve seçilme yaşını 18'e düşürülmesini söylemişti. Bu konuyla alakalı yeni anayasa sürecinde bir çalışma olacak mı? Veya şu eğer yeni anayasa sürecinin dışında da gündemde de bir konu olacak mı? Şimdi bu yaş konusu bizim meclis 30 yaşlar önce benimsemiş. Bizde 30 yaş çok eskilere dayanıyor. Hep 30 olmuş. İki meclisken de 30 olmuş. İkinci meclisi 40 olmuş filan. Bir şeyin var tespitim, bunu ben size söyleyeyim gençler. Bilim adamı olarak. İki meclis olan yerlerde meclisin birinin yaşı küçük, birinin yaşı büyük. 35 üstü, 40'ın üstü yüksek tahsil. Genellikle öyle. İtalya'sı var, Fransa'sı var, Almanya'sı var, Amerika'sı var. Biraz öyle. Ama mesela Almanya'da iki meclisin ikisi de 18-18. İlle de böyle değil. Şimdi bizde 30'u 25'e indirdik. Şimdi 18 olsun deniyor. Ben dünya anayasalarına şöyle bir baktığımda şunu gördüm. 18 olan ülkelerin toplam sayısı 42 ülke var. 59 ülke 21. 21 ülke 21 yaş, 59 ülkede 21 yaş. Efendim 52 ülkede de 52-53 ülkede de 25 yaş var. Bazı ülkeler, mesela İran var, Afrika'da bir yer var, bir yer daha, 3 ülkede yaş koymuş. Diyor ki işte mesela 25-65, 67 böyle bir yaş koymuş falan, böyle bizde yok da bu, yani çok az ülkede var. Avrupa'ya örnek aldığımız zaman, mesela Almanya'da 18 gen, Fransa 23 diyor, İtalya 25 diyor, Yunanistan 25 diyor. Hani bu çalışmalarda 18'de mutabık kalmışlar. Tabii 18 yaşında bizim alt komşunu söylüyorum. Mutabık kalmışlar ama 18 yaşında olması demek, 18 yaşında vekil teorik olarak tabii ki öyle ama pratikte biraz zor. Çünkü üniversite çağlarına denk geliyor. Hadi askerliğe bir çözüm bulduğumuzu varsayalım filan. Ama uygulamada da ben mesela 18 ülkelerde de çok gittim. O ülkelerde 25 olana da gittik. Genç yaşta vekil az. Yani 25-30 filan var ama böyle 20-21, 18-19 filan pek yok. Hatta biri de 17 yaş. Ülke şimdi aklımda ülke yok da. Bu siyaset ısınma bakımından güzel. Yani sizleri bu işin içinde olun demek bakımından güzel. Ama uygulamada gelin dediğim zaman zaten sen de pek gelmezsin yani. Aman hocam benim işim var şimdi. Çok da heveslendim bir yere. Buyur. Hayırdır aklına bir şey geldi galiba senin yine bir bozukluk geldi. Bu yeni anayasada gökle ilgili herhangi bir şey olacak mı? Olacak mı? Çünkü Tayyip Erdoğan 2 Kasım 2002'de Trabzon'a geldiğinde gökü kaldıracağım diye söz vermişti üniversite gençlerine. Gerçi o zaman dokunulmazlıkları da dünden kaldıracağını söylemişti ama... yandan giriyor ha. Gökle ilgili üniversiteler 70'teki gibi özerk yapısına kavuşabilecek mi? Evet. Şimdi gençler, YÖK'le alakalı, yani YÖK'ün külden kaldırılması siyasi partilerin genelinin gündeminde pek yok. Yani YÖK bu haliyle yok da, bu şu haliyle yok. Ama öyle zannediyorum ki üniversiteleri arasında bir koordinasyon sağlamak açısından böyle bir kurul olursun. Ne yapacağım, sizin şeyde de galiba öyle bir şey var değil mi? Karşılıklı koordinasyon sağlansın diye. O günkü programda Ecevit'in filan da söyledi. Onun ismini de hatta Yükseköğretim Koordinasyon Merkezi gibi bir isim bulunmuştu. Buna benzer bir şey söyleniyor. Yani deniyor ki acaba böyle bir şey mi bulunsun? Çünkü küllen yökü kaldırabilirsin yani. Yökü kaldırmak şey değil de yetkisini azaltmak daha mantıklı geliyor. Üniversiteler üzerindeki baskısı varsa ki yer yer vardır, bunları belki kaldırmak. Aksa da bakın
Biz geldik 78 üniversite vardı, 168'e çıktı şimdi üniversite sayısı. Türkiye için bu az üniversite olarak. Bakın bundan ben mesela Almanya demişim, Avrupa örnek vereyim, 400-500 ortalama. Bizde 250 üniversite lazım bu sayıya göre. Bir mesela Japonya'da 2500 üniversite var. Bir Amerika'da 3500 üniversite var. Gerçi Japonya nüfusu belki bizim iki katımız falan bilmem ne ama yani öyle de olsa 2500 bizim 168 2 ile çattığın zaman 168 bilmem o kadar yapmıyor zaten. Dolayısıyla üniversite sayısının elbette ki kaliteyi de dikkate alarak haliyle yani bir müdür bir mühür mantığı olmadan bugünkü gençlik Türkiye'nin genç nüfusu açısından iyi eğitim bakımından bence bunu artırmak lazım. YÖK'ü de o bağlamda ben alıyorum. Mesela bakın YÖK dedi arkadaşımız. Onu da bir şey söyleyeyim. Şimdi üniversitelerin özel kodlu dönemlere de ben bu odada bulundu 70'li yıllarda filan. Üniversitelerde maalesef tabii bir kronik ve klinik bir sağ sol kavgası vardı hocalar arasında. Doçentlik, profesörlük oylanır. Solcu olanlar sol efendim kişi için evet oyu verir, öteki de hayır oyu verir. Bilimselin böyle bir oylaması olur mu Allah aşkına? Biz bunları gördük ya üniversitelerde. Benim mesela 10 sene profesörüm verilmedi. 12 sene derse sokulmadı. Benim suçum neydi ya? Dolayısıyla konunun sadece YÖK'te olan boyutu elbette ki var, kabul ediyorum ama insan boyutu bana sorarsanız var aslında. Yani aldı kaçtı hocanın benim beraber sonra onunla da çalıştık. İşte bu 82 Anayasası'nın mimarı olan hoca. Onunla da çalıştık biz. O bir şey anlatmıştı bana. Bizim zihniyetimizi de düzeltmemiz gerekiyor tabii. Sistemi anlıyorum, kabul ediyorum. Mutlaka iyi sistemi yapalım ama birinci elden düzgün düşünmeyi, iyi düşünmeyi, hayra düşünmeyi yapmamız lazım. Senato üyesiyle karşılaşmış, senatörle, Dotlar Kamarası üyesi. Aldı kaçtı hoca. O zaman ta 40'lı yıllar, 50'li yıllar daha ortada az. Lozan'da doktora falan yapıyor hoca. Oraya gidiyorum diyor. Giderken yolda İngiltere'ye demek gitmesi artık gerekmiş. Nasıl oldu bilmiyorum. Yanında da diyor bir Dotlar Kamarası üyesi. Ona dedim ki diyor sizin yazılı anayasanız yok. İngiltere'de hala yok. Örf alet gelenek örnek. Evet dedi diyor. Kral parlamentoyu feshediyor. 3 ayda da seçime gidiyor. Bunlar bir yerde yazmıyor dedim diyor. Doğru dedi diyor. Şimdi bizim kafa devreye giriyor. Peki dedim diyor. Parlamentoyu kral feshetti. Seçime de gitmedi. Ne yaparsanız dedim diyor. Adam baktı ya hiç aklımıza gelmedi bu bizim dedi diyor. Mesele bu aslında bana sorarsın. İşin bam dedi burası. Ha o zaman sistem önemsiz mi? Hayır o manada bunu söylemiyorum. Yani sistem tabii ki kuralım. Ama zannediyorum ki birinci planda bunu söylemek lazım. Yükü kaldırsan da getirsen de şey olur. Yani bu yapıyı değiştirmemiz lazım. Ben mesela bakın özel üniversite, şimdi siz okudun bu üniversite çocuklar, özel bir üniversite. Şimdi bakın özel değil, vakıf üniversitesi, özel denilmez ama vakıf üniversitesi. Bu özel üniversite kavramı, kullanılan kavram, 1970'lerde ilk kurulmuş Diş Hekimliği Fakültesi Şişli'de. O günkü Anayasa Mahkemesi bu kanunu iptal etti. Niye iptal etti? Devletçi mantık. Yani efendim devletin olsun, özelden üniversite olacağım. Peki ne oldu sonra? Yıllar geçti aradan, bizim özel üniversite kavramımız çok geç başladı. Yıllar sonra başladı, şimdi ciddi ataklar yapıyor. Çok şükür. Elin adamı Japonya'sı, Amerika'sı, üniversite üçte ikisi özel, üçte biri devletin. Şu demin 2500 üniversite demezse devletin. Peki Anayasa Mahkemesi işte bakın demin dedik ki hani başbakan niye böyle diyor filan diye dertli başbakan haliyle. Bu tür müdahaleler o zaman da Demirel vardı zannediyorum başta. Bu tür müdahaleler Türkiye'ye çoğa patlıyor. Sonra ne oldu? O gün biz asistanken ya bu özel üniversiteler daha kurulsun kardeşim bize ne zararı var dedik. Bizim kafamız o kadarla çalıştı. Ama bizim önümüzdeki doçentler, proflar, hocalarımız konuyu daha devletçi mantıkla yaklaşarak, böyle de sosyalist mantıkla yaklaşarak
Karşı çıktılar. Cübbeleri giyip sokaklara girdiler. Sonra ne oldu biliyor musun? Özel üniversite kurulduğu zaman bunların hepsinin gidip rektör dekan olduklarını gördük biz çünkü. Özel üniversitelerde. Ben bunu onların yüzüne söyledim bir tanesini. İsmini söyledi ya buranın vallahi doğru söylüyorsun dedi ya. Yanlış yaptık dedi. Yanlış yani. Yanlış yaptık demesi bile büyük bir büyüklüktür. İnsan yanlış da yapabilir. Yani dolayısıyla değerli gençler meseleyi böyle çok kuralcı olarak böyle çok katı bakarsak işin içinden çıkamayız. Evvela hepimiz iyi niyetli olduğumuzu, senin de benim de olduğunda, memleketi iyiye götürmek için çalıştığımızı, ulan bu AK Partili yok mu, gene ne hinlik var içinde diye bakmamamız gerektiğini özellikle belirtmek isterim. Biz yanlış yapabiliriz ama niyetimiz kesinlikle iyidir, bunu kabul edin evvela. Yani yanlışlık başka bir şey. Hatırlatırsın, ikaz edersin, bir süre sonra da hakikaten gerçekten olmadı bu filan der. Arka planda düşünür filan. Ama mutlaka bunun bir hinliği var gibi bakarsak işin içinden çıkamayız. Çok oldu ama. Hocam, hadi senin sözünü alalım. Sonra bakarız gene. Ses geliyor mu geliyor? Geliyor geliyor. Hocam şimdi arka arkaya soracağım. Çok bekledim. Başkanlık sistemi olmazsa çift aşamalı seçim olur mu diye soracağım. Bunu ben de oy pazarlayayım. Sırbistan göçmeniyim. Orada çift aşamalı uygulanıyor. Çift dediğin yani iki turlu, İki turlu hocam. Sistemi diyorsun. Yani hani başkanlık olmadı diyelim. Acaba bunu düşünüyor musunuz? Şimdi İki turlu sistem sevgili gençler düşünülebilir ama her zaman istikrar getirmiyor. Mesela bakın Fransa'da şu anda bu sistem uygulanıyor. Ama bakın bu sistemden uygulandığı Fransa'da 9 seçimin 5 tanesinde istikrar getirmiş, 4'ünde getirmemiş. Yani hani her zaman da İki turlu model istikrar getirmiyor. Bizim derdimiz istikrar ise, yani başkanlar bu sebeple özellikle bu gerekçeyle biraz yaklaşıyorsa, öyle zannediyorum ki iki turlu model pek şey getirmiyor. Çünkü neden iki tur arasında pazarlıklar başlıyor, başka şeyler var. Onun yerine belki tek turlu ama daraltılmış bölge dediğimiz, yani nasıl diyelim mesela şu anda bir kişi seçiliyor diyelim bir bölgeden varsa İngiltere, Amerika bunu uyguluyor. Ama bizde belki bir değil de o bölgeden 5 kişi. Şu anda mesela nedir sistemimizde 16'ya kadar olan efendim bir oluyor. İşte 17'den sonra 35'e kadar 2 bölge. 36'da geçtiği zaman da 3 bölge oluyor. İstanbul 3 bölge. 3 bölge ama ortalama 30'a yakın neredeyse milletvekilinin düştüğü yer. Koca yerler. Ama daraltılmış bölge olduğu zaman halk daha yakından adayı tanıma fırsatı olacak. Diyelim 3-5 adayı çıktı küçük bölgeler. Bu tek aday da olabilir. Bu istikrar biraz katkısı olabilir. Mesela bu gerekçelerle bugün dünyada bir Rusya mesela ne yapıyor? Almanya, Rusya nispi temsil modeli dediğim adalet esas alanından yarısını seçiyor. Geriye kalan yarısını da çoğunluk modeliyle seçiyor. İtalya'ya bakıyorsun, 4/3'ünü çoğunlukla seçiyor, 1/4 nispi temsille seçiyor. Yani istikrar adaleti hep ülkeler kaygı olarak edinir, bir çözüm bulmaya çalışıyor. Kıvranıyorlar ama zor. Yani bunun gerçek çözüm benim dediğim modelle ayırarak ancak. İstikrarı başkanlık modeline dediğim şekilde ayrı yapacaksın. Nispi temsil usulü de istediğin şekilde barajları kaldırıp buraya temsil gücünü insanlara getireceksin. Hangi etnik dini grup arasıysa o da buraya gelmiş olacak. Başka türlü çünkü ikisini beraber sağladığın zaman bu da olmuyor. Yani böyle bir şeye varamıyorsunuz. Bir şey daha var gençler, onu da söyleyeyim de. Şunu da artık aklınızdan çıkar. Şöyle bir şey olmasın. Yani bir ülkede ne kadar çok siyasi parti varsa o kadar demokrasi vardır demeyin. Bu doğru bir yaklaşım değil günümüzde. İngiltere'de doğduğu zaman da deniyordu ki ya işte farklı partiler çok sayıda girmiş. Bakın herkes bir şey söylüyor, demokrasi filan ve tamam. Ya o yıllarda böyle ama bugün artık öyle değil. Bakın bugün ne isteniyor? Aklı başında bir hükümet, arkasında bunun alternatif oluşturacak olan bir muhalefet, güçlü bir muhalefet ve çok güçlü sivil toplum kuruluşlar, NGO'lar dediğimiz. Yani bugünkü sistem, dünyadaki şey bu. Adam gidiyor parti kuruyor. Ya git kardeşim bir dernek kur, efendim Kanada Sevenler Derneği kur. Bilmem kirayla kuşla derneği kur, bir iyi şey var. Yani bir işe yarasın yaptığı. Adam bana bir mesaj çekiyor. Diyor ki, genel başkan olduğum partiden istifa etti. Ne zaman olmuşsa bu adam. Sanki çok bir şey yapmış gibi yani. Ben size bir şey daha söyleyeyim de burayı da bitirmiş olayım. Mesela bugün
Amerika'da parti kurmak yasak değil ama iki tane parti var. Revaçta var. Cumhuriyet, Demokrat. Gelelim Almanya. Almanya demişim. İtalya, İngiltere. Orada da parlamenterin bir rejim var ama orada da dar bölge sistemi sebebi. İki parti de orada var. Biri gelip biri gidiyor. Hatta bazen ne olur biliyor musunuz? %49 alan hükümet olur, 51 alan muhalefet de kalır. O bölge farkları sebebiyle. Ama adam onu kaybetmez. Önümüzde seçimde ben alırım der. Yani biraz da sıra olarak görür. İtalya'ya gel. 6 sene önce, 8 sene önce 286 parti katıldı seçime. Pedallar Partisi, iş yokuşa sürenler partisi, işi bir çırpıda çözenler partisi. Şimdi çıkıp siz diyebilir misiniz ya hocam İtalya'da bu kadar parti katıldı. Partisi çoktur, demokrasi de boldur. Maşallah Allah'a şükür. Ama İngiltere'de ikidir, Amerika'da ikidir, orada demokrasi yoktur. Buna kimse inanmaz. Böyle bir şey yok çünkü yani. Dolayısıyla biraz da konuyu böyle bak. Yani her farkı düşünen buraya gelecek, ne yapacak buraya gelecek. İşte biz geldik yetiyor nasıl olsa yani. Evet. Son bir soru daha alalım da bitirelim değil mi? Sanki öyle buradan bakış kağıt onu gösteriyor. Hadi. Siyaset bilimi kamu yönetimi öğrencisi Kamil Balak. Hoş geldiniz üniversitemize. Zor soracağı benziyor bu kağıt. Yok hocam. Bu rahmetli Özal'la ilgili adli tıp zehir var ama zehirlenme yok diye bir söylemlere girdi. Sizde açıklamalarınızda zehirlendiğine dair şüpheleriniz var. Hatta gece 3'te kola falan verenler olduğunu söylediniz. Bu doğru. Konuyla ilgili görüşlerinizi almak istiyorum. Bu bir. İkincisi herhalde Adalet Komisyonu 10 yıldır bayağı bir bıkmışlığı. Anayasa. Ha. Komisyonu. İMA'ya duymasın Adalet. Onda elinde Ahmet İMA'ya bakıyor da şimdi yanlış anda gitti orada kendinde ona da ben bakıyorum dedi diye. Evet. Bir başbakana gönderme yaptınız gibi geldi bana. Yani yok öylesine söyledik canım yani. Laf ortaya söyledik bir şey yok yani. İnşallah görürüz sizi bir bakanım. Peki. Hayırlısı olsun. Şimdi Özal'ın zehirlenmesi konusu raporla alakalı çok bir şey söylemedim. Şöyle söylemedim çünkü o bir teknik rapor. Ben doğrudur desem de bunun bir karşılığı yok. Yanlış desem de bir karşılığı yok. Emek vermişler. 280 sayfa, 12 sayfa sadece sonuç bölümü var filan. Şimdi tabii orada bir takım zehirleme maddelerinden söz edildi. Normal değerlerde oldu. Ben ondan değil de ben olgulardan hareket ederek. Sevgili gençler, 1993 yılı ve 2007 yılı Türkiye tarihinde enine boyuna masaya yatırılıp incelenmesi gereken iki yıl. JITEM'in, derin devletin, yurt dışının, yurt içinin bol gezdiği, bol çomak soktuğu yıllar. Bakın 2003 yılına baktığınız zaman Uğur Mumcu'nun öldürülmesi, Bitlis Paşa'nın öldürülmesi, Madımak olayı, efendim Özal'ın öldürülmesi, iki tane büyük çapta subayın, bu işin kilit olarak bilinenlerin efendim öldürülmesi. Şimdi Adnan Kahveci'nin trafik kazası, 8-10 tane çok büyük olay var. Ecel eceldir ama bu kadar efendim acı ecellere biz aynı yıla olur Allah'ın takdiri bir şey demem de insan biraz zorlanıyor doğrusu yani bunları söylerken. Ve bir Madımak olayı mesela şimdi tam bir cinayet. O kadar insan yakılmış. Şu kadarcık iman olan bir adam bir adamı yakmaz. Eğer olup diye getirmişse birileri arkasında mutlaka tahrik eden bir şey vardır. Bunun başka da yolu yoktur. Bu mümkün değil başka türlü. Olacak bir şey değildir bu. Bunu benim yüreğim kabul etmez. Dolayısıyla ben Özal'la yakın temas içinde olan bir insanım çalışma olarak. Mesela efendim o partinin 88. kongresinde, 88 yılındaki kongresinde daha doğrusu demir ağlatmış oldu. Kurşun geldi buraya değdi. Sekti. O arada yattı ama bir kurşun da bu baş parmağına değdi. Şimdi Allah korudu mu koruyor tabii. Sonra ortalık karıştı filan, o insanı götürdüler, 4 yıl yattı çıktı, Özal affetti çıkardı. Şimdi onunla alakalı olarak, peki niçin işledi diye sorulduğu zaman cevap, efendim işte af çıkart, ben hapisteyim işte o öğretmen, 6 ay yatmış. Zaten toru top 6 ay suçunun ve açık havada dolaşıyor cezaevinde. Yani öyle başbakan öldürecek kadar bir suç filan da, içeri insan ömrü billahi yatağı da burama geldi bilmem ne filan değil. Böyle bir şey de yok. Efendim, filan demiş neyse. Bana Korkut Bey'in anlattığı kardeşinin Turgut Bey'in
Anlattı. Efendim ben dedim Korkut abi, Turgut abi bu iş üzerine giderim. Sayın Cumhurbaşkanı dedi falan dediğim zaman sakın Korkut bu işi kapat. Bu işin içinde çok farklı odaklar var. Çok daha kötü olur. Bu işi kapatalım dediğini söyledi. Şimdi o öyle hadi diyelim. Arkasından efendim 3 hafta önce benim İstanbul'da Akgün diye bir otel var. Orada görüşmem var. Şu anda bizim bakanlardan birisi o zaman ANAP'ta ilçe başkanı yandaki bir milletvekilimiz şu anda. O da onun yardımcısı. İkisi de bir teşkilatta yani bir ANAP partinin teşkilatında biri başkan biri yardımcı. Onlar da yanımızda. O zaman da Cumhurbaşkanı. Ben de böyle oturuyorum. Bana dedi ki çağırdı doçentim o zaman. Burhan hocam dedi. Seni dinlemedik. Zamanında başkanlık sistemini getirmedik. Benim kurduğum istikrarı efendim Demirel ekibi mahvettiler dedi. Ben şimdi Balkanlara gidiyorum. Döneceğim. Kafkaslara gideceğim. Dönüşte parti kuracağım dedi. Senin listeyi aldım. Sakın yok deme dedi. Listeyi çıkardı. Adamı orada gösterdi. Geri kurdu. Ben hazırlığımı yaptım. Balkan'a gitti. Kafkas'a gitti. Geldi vefat etti. 21 gündür. Benim gördüğüm zaman sabah sağlam bir insan. Şimdi arkasından tabii işte o Bulgaristan'ın büyükelçiliğinde verilen bir kola limonatadan bahsediliyor. Aynı gece evine doktor geliyor. 16 Nisan gecesi. 17 Nisan'da da gündür cumartesi vefat ediyor zaten. Doktor geliyor ama doktor Semra Hanım için geliyor. Doktor Özal için gelmiyor. Tansiyonu yükselmiş, kardiyoluk, bir hanım ismi falan da var. Raporda var bunlar ya. Bunu benim şey ettiğim falan değil. Efendim inceliyor. Tansiyonla alakalı işte, ilaç falan bir normalleşince 15 dakikada Özal yanlarında falan duruyor. Efendim sonra geçiyor. Özal çok böyle oyun boyun şeyler internette çok seven bir adamdı. Efendim ve geçiyor şeyin karşısına saat 4'e kadar orada çalışıyor. Yani çalışıyor da oyun oynuyor daha doğrusu. Çalıştı o işte o tip şeyleri de böyle meraklı bir insan. Saat 3'te bir kola getiriyorlar. O görevlerden birisi. Sabahleyin 8.30'da kalkıyor, yüzünü yıkıyor, banyosunu yapıyor. Tam kahvaltıya gelirken düşüp orada kalıyor. Kata hazırlanıyor, kataya gidecek adam Hacettepe'ye gidiyor. Çocuk kliniğine. Ulan çocukla ne işi var o zaman? Oradan efendim, ay yanlış geldik gittik bilmem ne. Kan alınıyor, kan giderken hemşire güya düşürmüş, kırılıyor falan. Oo, 50 tane iş var işin içerisinde. Efendim, ondan sonra tabii ertesi gün o Özal'ın gece kolayı veren ya da ne bileyim işte kim derse ikisi biri Kanada'da biri efendim Honduras'a kaçıyor. Orta Afrika, Amerika'da bir yer. 7 milyonluk bir ülke. Efendim o iki ülkenin de Türkiye'ye suçlar ihalesi diye bir şey yok. Anlaşmamız yok. Şimdi tablo bu. Yani bunları anlatarak bir yere varmak yoksa benim mutlak olarak elbette eceler insan olur gayet doğaldır. Yani ha efendim bunları niye kurcalıyorsunuz ya? Bunlar kurcalayacak işler. 2007'yi alın. Danıştay saldırısı olmuş. Efendim benim bakanlarım oradaki hakimlerin cenazesine gidemediler. İrtica bilmem ne. Şimdi bakıyorsun başka bir mahkemede olayın boyutu değişti. Cumhuriyet Kaysa saldırı var. İşin boyutu değişti. O da bize yıkıldı çünkü bize yıkıldı derken 2007 parti kapatma davasında bize iddia olarak bunlar da sunuldu. Siz yaptırdınız diye. Savcı. Şimdi başkaları yargılanıyor. İşin bu noktada olmadı. Trabzon'da efendim malum o din adamının öldürülmesi. Malatya'da Kitap Evi'nin bombalanması. Hrant'ın öldürülmesi. AK Parti hakkında açılan kapatma davası. Abdülhamit'in öldürülmesi. Gece biraz daha önce oldu filan. Bunları topladığın zaman orada da bir başka kumpas var. Yani bunları ille de bir efendim kurgucu olmak adına söylemiyorum ama bunlar şimdi Cumhurbaşkanı talimat verdi. Bu madımak tekrar incelensin. Ben de buradan diyorum. Uğur Mumcu olayı mesela önemli bir kilit mi? Bu da mutlaka incelensin Türkiye'de. Tamam bir şeyler bulundu filan ama bugün bakın o gün belli yerleri suçlayanlar bugün bunu demiyorlar. Sokaklarda yürüldü kahrolsun şeriat diye. Bugün onu söyledi. Yazdığı kitaplarda yanlış yaptık diyorlar. Bu değil diyorlar iş. Çünkü işin çeyresi çok farklı yerlere gidiyor bak. Yurt dışı ajanı var, yurt içi ajanı her türlü var. Yani hedef gayet basit. Onların şahsi değil, önemli adamları temizlenip Türkiye'ye karıştırmak. Tablo bu kadar basit. Yani o gün kim ses getirir filan, onu öldürüyor. Kim getirirse ses, yani mesele bu. Yoksa
onun şahsıyla alakalı ya bu bir düşman oluyor. Niye düşman oluyor bu kime ne yapmış, niye düşman oluyor bu olmuş? Ne yapmış adam ya? Tablo böyle. Bence konuya böyle bak. Hrant'ı kime ne yaptı Allah aşkına orada? Yani olayları bence biraz böyle bakma. Bu kuşkulu bakış anlamında şöyle mi? O açıdan bunların derinlerine incelenmesi lazım. Ama Türkiye'de mesela birileri Özal'la alakalı konu özellikle ortaya çıktığı zaman rahatsız oluyor. Bu iş kapatılsın diye çalışıyor. Nasıl hisse bilmiyorum yani. Hocam 19 sene bekledik Özal için. 93 sene 2012. Aselsan cinayeti vardı. Mühendisler öldürüldü. İşte birisi balkondan atladı. Kapağı düştü. Bir tanesi Ankara'da çevre yolunun kenarında ölü bulundu. Doğru. Efendisi sol koltukta öldürüldü. Sağ arkaya işte ayaküstü falan fotoğrafları da var. Acaba bunun için 19 sene bekleyecek miyiz? Yani böyle 20 yıl dolmasına kadar evet. Yoksa ne olacak? Bir şimdi tabii 93'teki o olayların senin olay için değil mi? Demin söyledim. 20 yıllık zaman aşımı da dolmak üzere. Acele etmek gerekiyor. Ama bu söylediğin olay daha zamanı olan olay. Ve söylediğin çok doğrudur. Yani böyle siner 5-6 beyin nasıl oldu hepsi mi intihar eder bu insanların? Şu anda Türkiye biliyorsun efendim uyduya ikinci şeyi gönderdik, aracımızı gönderdik. Kendi insansız hava uçağını yapan bir ülke, kendi tankını yapan bir ülke. Kasasan şu anda muazzam üretim yapıyor. Ufak tefek satışa da başladık yani siparişler de alınıyor. Türkiye bu manada iyiye gidiyor yani bu uydu ve uzay meselelerinden. Doğru söylüyorsun, onu da masaya dekle yatırmak lazım. Bu konu inceleme devam ediyor. Savcılık derinlemesi de götürüyor. Bakalım ne çıkar, ne olur diye. Bilmiyoruz tabii yani. Evet. Son bir şey daha soralım. Peki hadi seni kırmayalım hadi. Son olsun bu da. Ben de bir programa yetişeceğim tekrar. Bir sene önce Hizbullah örgütü liderleri serbest bırakıldı. Hizbullah örgütünün nereden, kim kurduğunu buradaki herkes tahmin edebiliyordur. Ne için kurulduğunu tahmin edebiliyordur. Peki domuz bağlarıyla insanı öldüren Hizbullah liderini 5 dakika içerisinde serbest bırakan Erdoğan hükümeti nasıl oluyor da PKK ile savaşan İlker Başbuğ'u hiçbir suçu olmadığı halde darbecilikle suçlayıp içeriye sokuyor? Mustafa Balbay, Mehmet Haberal bu ülkenin insanları tarafından seçilmiş milletvekilleridir. Ve hiçbir suçları olmadığı halde hala içeridedir. Bu tezahürat. Evet. Şimdi evvela şunu söyleyelim. Milletvekilleri seçilmeden önce, yani şöyle diyelim, milletvekiliyken başlarına bu gelmedi. Önce başlarına bu geldi, sonra milletvekili seçildi. Onu bir defa düzeltelim bir. İkincisi, yani öyle bir anlatıyor ki, Başbakan Sabahleyin toplanıyor, gel Burhan Hoca sen de gelsin. Bugün kimi içeri alalım, kimleri atalım, kimleri bırakalım. Böyle olsa deminden beri yargıdan bu kadar şikayet ederim. Başbakan da demin işte orada bir taraftan bu, bir taraftan o söyleniyor. Fakat Başbakan'ın ifadesi var. Sanırsam Sivas'taydı. Engin Alan Hoca'yla ilgili bir konuşmaya gittiğimde ayağa kalkmamıştır, şimdi de içeridedir. Öyle bir ifadesi var. Neyse ayağa kalkmamak tabii bir başbakana saygısızlık. O başkan ondan dolayı bir adam var. Niye ayağa kalkmadın içeri attı öyle böyle bir şey olma. Ayağa kalkmadın diye kimse içeri atmazlar da. Şimdi o deminki söylediğin bir defa Ergonokon'la alakalı konularda arkadaşlar biz partimizin kapatma davasını zor kurtardık. Konunun bizi aşan boyutu varsa vardır. Ben onu bilemem. Ama yer orada çalışıyor. Doğru yapıyor, yanlış yapıyor. İnşallah doğru şeyler çıkar. Yani biz kimsenin mağdur olmasından memnunluk duyamayız. Çünkü zulüm taraftarı olmak bize de yakışmaz, kimseye yakışmaz. Şimdi gidelim Hizbullah meselesinde o 5 dakikada çıkıyor dediğin mesele yargılama devam etmiş, karar verilmemiş. 10 yıldır içeride bu adam. 10 yıl. Suçu şu ya da bu. Şimdi Ergonokon'dan yatan 3 yıl yattığı zaman vay niye uzun yatıyor diyeceğiz. Sana demiyorum, genel konuşuyorum. 10 yıl yatana ki bunu Kılıçdaroğlu söyledi, vay ne çabuk çıktı. O çabuk geçti çünkü 10 yıl. Yanlış. Yani o insanın suçu tamam, vücudur budur tamam. Onların suçunu burada övmem de böyle bir yetkimiz yok. Doğru da zaten bulmam. Suçunu da çok da bilmiyorum neden. Senin dediğin çerçevede işte bildiğimiz kadar. Ama tutukluluk süresi
en çok 10 yıl olabiliyorsa, en ağır suçlarda o da dolmuşsa, yargıda ne yapacak ya? Sonra diyorlar ki efendim tutuksuz yargılansın. Ben mesela her zaman bunu savundum. Yani benim bütün çıktığım programlarda dedim ki tutuklama bir tedbirdir. Tutuklu olmadan insanlar yargılanmalıdır. Ha şüphen varsa yurt dışına kaçışına bir şey koyarsın, bir tedbir koyarsın. Deliller toplanmışsa ne tutuyorsun bu adamları ki? Ama bunu bizim dememiz yetmiyor tek başına. Bunu yargının değerlendirmesi lazım. Yoksa efendim başbakan bunu bu kadar tut, bunu şu kadar tut bilmem ne filan diye böyle bir şey. Katliye ne böyle bir yetkimiz var, ne böyle bir haddimiz var, böyle bir şey olamaz. Bunu bir defa kesinlikle reddederiz. Bir şey daha söyleyeyim ben size de bu son cümlem olsun gençler. Tutukluluk konusunu dünya ile mukayese ettiğimiz zaman, bak biz geldiğimizde Türkiye'de tutukluluk meselesi dünyada ölçü şu. 100 tane içeride yatan mı var? Bu 100 yatan kişinin içeride diyelim ki 2/3 mahkum, 1/3 tutuklu ise, yargılanıyor, tutuklu ise hala davası bitmemiş. Bu normal sayılır. Bu normal bir gidişattır. Biz geldiğimiz zaman Türkiye'de 2002'de 2/3 tutuklu, 1/3 mahkum. Tam tersi bunun. Şimdi öyle bir rakama düştü ki bu %27-28 tutuklu, geriye kalan mahkum. Tamamen tersine döndüğü gibi daha da aşağıya çekildi. 17-20 süren davalar 2-2,5 yıla kadar düştü. Yani yargıda ciddi anlamda hızlanma oldu filan. Dolayısıyla biz en son çıkardığımız yasada da hatırlarsınız dedik ki orada da tutuklama için efendim delilleri karartma, kaçma şüphesi varsa o delilleri karartmada somut bir takım göstergeler var ise bunu somutlaştırarak bu kararı vereceksin yazdık ama tabii mahkeme çok oraya girmek istemiyor. Belki de şundan şey yapıyor yani bu kadar somut deliller varsa o zaman niye kararı vermiyorsun da bekletiyorum gibi. Çünkü sonunda beraat edebilir bu insan. Neticede ille de mahkum olacak diye bir şey yok. Yargı zor süresi sevgili gençler. Yani o yüzden yargıdan şikayet edebiliriz ama ıslah etmek hepimizin görevi. Ama yargıya efendim şunu şöyle yap, bunu böyle yap gibi böyle bir şey, ne hükümetin böyle bir yetkisi var, ne de böyle bir hakkı var, ne de böyle bir haddi var, onu bilesiniz. Ama yargı bazen kendi de yanlış yapabiliyor. Deminden beri bazı örnekler de verdik işte. Oluyor yani, olmamalı. Biz yargıya güvenmek istiyoruz hepimiz hep beraber. Çünkü başımız derde girdiği zaman gideceğimiz belki son makamlardan birisi bu. Yani yargı da eğer hani dediler ya, et kokarsa tuz atarsın, tuz kokarsa ne yaparsın? Yargıdan şikayetçi olmak demek tuzun kokması demektir. Tuzu kokutmamamız lazım. Mesele burada düğümleniyor ama yargıyı güven vermek, güvenmek hepimizin bence aynı zamanda görevi olmalı. Onlara yardımcı olmamız lazım. Yanlışlarını da söylemek kaydıyla diyorum. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar. Sistemini Profesör Kuzu kadar iyi anlatan kimseye şimdiye kadar rastlamadım. Neredeyse beni bile ikna edecekti. Ağzınıza sağlık. Bir arkadaşlar da bir sahneye gelirse bir olan arkadaşlar bir fotoğraf çekimi yapalım. Topluca. Yani, az konuşuyoruz ama. Makineye çekim var. Makineye çekim yok mu?